Auz <hangi> billahi mineşşeytanirracim. <laini> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak rızası dairesinde hareket ve hayrat kazandırsın. Riyakarını söylediğimiz istediklerimizi de dergi hazretinde makbul olanlardan, kendisine karib olan münacat, dua, tövbe ve istiğfarlar zümresine ilak eylesin. Evet. Ahiret o kadar uzak değil, ruh uzak değil. Ona ait yaptık ama bugün de yapmak istiyor. Çünkü çok mühim. Başka şey de istiyor. Şimdi önüne bakıyorsun hiçbir yer temas etmeden bir boşluk var ya temas etmeden şöyle bakarsan eğer vücudunda ağrı yoksa işte sen e, kanuniyeti bu. Sureti beden. Bak sureti beden. Kanuniyeti bu abiler. İçsel alem. Zanlarla ben, bunu buraya bakınca ben demişiz. Aslında kanun bu. Buna hiç alakamız yok. Peki biz kendimizi nasıl inşa ediyoruz? Burada olanı buraya nasıl taşıyoruz? Düşüncelerle. Düşündüğümüz onun için dönüşüyoruz. Bak ama bak. Boşluktayım, elimi temas etmiyorum. Bak oradayım ha. Bunu nasıl muvaffak oluruz? Ee, yani hep yaptığım şeyi, şahit olduğum, tanık olduğumu sizinle paylaşıyorum. Bunu yaparken, önüme bakarken tavana çıkıp ensemini de görebiliyor musun Osman? Kendi enseni. Yapa yapa meleke sahibi oluyor. el, ee, şey Bilim insanları diyor ki birkaç tane sistem aynı anda çalışabiliyor. İnsan yeter ki yetiştirsin. Matematiği yaparken e, coğrafyayı da ezberden konuşabiliyormuş. Matematik sorusu tahtada çözerken aynı anda matematik çözerken beynin başka bir tarafı coğrafyayı ezber söylüyor. Var yani bu. Ben böyle bir insanı rastladım Kırıkan'da. Bu yöntemi de çıkartmıştı ama fazla kale almamıştım. Ben 20 küsür yaşındaydım o adamla tanışınca. Becermişti o. Bulmuştu yöntemini. Çay kralıydı. Yani matematik aynı yapıyor. Ezber yaptığını zannediyorum. Ben formül, ben bir soru sordum. Tahtada yazarken aynı zamanda deltalar nasıl oluşuyor? Onları anlatıyordu. Hem matematik sorusu çözüyordu. Aynı anda. Onu anlatırken aynı anda onu kesiyor, süre okuyor. Şimdi üçüncü bir moda geliyorum diyor. Süre ezberliyorum diyor aynı anda. Bu mübalağa gibi gözüküyor. Hayır değil. Bu mümkün. Ah şimdi. Bak şimdi fazla şey değil. Şimdi sen biz buyuz biliyor musun? Bu şey gibi geliyor ama çok güzel bir Allah'ın ikramı bu ihsanı, bu misal. Bak bu aslı İnsanın sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. İşte bütün dertlerin nereden kaynaklandığını göreceğiz. Düşüncelerle biz olduğumuzu nasıl göreceğiz? Bak oradayız, elimiz şey, bizi belirleyen bir şey yok. Buraya temas edince kitaptır demek, burada öğrendiğimiz, bizi öğrettiler. Temas kitap. Ama aslında öyle değil. Kitap benim var olduğumu hissettirdi. Ondan sonra buraya geldi bu bilgi, böyle bir şey var mı? Evet bu kitaptır diye. Buradakini söylüyorum. Aslında buradakini söylüyorum ama kitaptır. Gözün kapalı hiç ömründe temas etmediğin bir şeye temas etsen nedir bilmiyor. Çünkü arşivde yok. Ama bunu tuttuğum zaman kalem. Kalem olduğu için değil. Buraya daha önce temas edip gördüğümden buraya kodlanmış onu kullanıyor. Elime geldi. Hissettim. Nedir diyor soruyor. Ben diyor ki dur bakayım böyle bir şekil inişti çıkıştı böyle dokunma yumuşak sert değil pamuk değil iğneli değil ateşli değil soğuk değil kalemdir. Bu olduğu için değil burada olduğu için söylüyoruz. Gözümüz kapalı dahi olsa bunu söyleriz ama ömrümüzde görmediğimiz bir şeyi diyemeyiz. Deneye deney söyleye söyle meleke olacağız. Abiler insanın sureti kanuneti hakikati mayyeti. Şimdi sureti bu. Suretinden çık. Aha bu. Boşluk orada. Şimdi ona duyduklarım, gördüklerim, dokunduklarım hepsinin cemiyle düşündüklerimle benim. Benlik oluşturan düşünceler işte. Bunu buraya taşıyan bu. Peki bu ne kadar yakın, ne kadar uzak? Bak şu. Ruh da böyle. Dünya ile ahiret arası da böyle. Onun için kainatta vücudi şeyler var. Hastalıklar, dertler, günahlar, sıkıntılar, vücudu yoktur. Usta tabiriyle bu çok korkunç bir tespittir yani. Hiç kimse bunda bahsettiğini zannetmiyorum. Ademidirler diyor. Bu sıradan bir söz zannediyoruz. Dertlerin, sıkıntıların, günahların ademi olduğunu çok sıradan zannediyoruz. Onun için çok mucizevari bir söz. Denilemez bu yani. Ademi bileceksin. Bunun denmesi için adem nedir bileceksin. Günahını, günahların ruhunu bileceksin. Ruhsuz ruhunu, varlıksız varlığını. Tanımlayacaksın. ikisiyle anlamlandıracaksın ve bu lafı diyeceksin. Ademidirler. Yani şu misal veriyorum. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yemeğe üfleyin. Üfleyerek yemeyin diyor. Üf, sıradan bir söz. Ama denebilmesi için sıcak yemeği bileceksin. Kimyasal yapısını. Nefesin, ağızdan çıkan nefesi bileceksin. Üf, i̇kisi bir araya geldiği zaman e, kimyasal ne olduğunu bileceksin. Sonra o bedene taşınırsa Sonuç ne olduğunu bileceksin. Sonra diyeceksin ki, yemeğe üfleyerek yemeyiniz. Sıradan bir söz değil mi? Bu alt yapıların sonucudur. Yani günahların, dertlerin, musibetlerin ademi olduğunu, vücudu olmadığını biz öyle anlıyoruz. Bak şimdi boşluk. İnsanın kendi insanın kanuniyeti o. Elim temas etmiyorum. Tanımlamasın beni. Boşluk Boşluktayım. Kanuniyeti bu benim. Şimdi oraya Sesleri yükle yani buna temas edince hep öyle öğrettiler. Buradan kalemdir. Oysa bu beni böyle arşivledi. Bununla kendimi sesle kendimi görüntüyle dağıtırsam böyle olmaz. Ha şimdi böyle veya gözüm kapatırsam aynı olur. Gözün kapat. Ha. Tamam. Şimdi beni şimdi ne bu ben benim kanuniyetidir. Sureti daha yok. Surete ineceğim şimdi. Nasıl yorumluyorum? Onu derdi, aile bir sorunu. Sorun değilmiş aslında nefs Hastalık, dert, günah, şeytan. Aslında böyle yok yani o. Bir başkası için basit bir ay ayak merdiveni gibi. Onu görünce, onu nasıl tanımlarsan. Mesela bunu sığra temas et. Kalemlemez, tanımlayacak şeyi yok. Çocuk da öyle yeni gören için de öyle. O zaman ona tanımlayan, arşivleyip de o arşivlenen bilgilerin bütünselliğiyle surete anlam veren, yani bu benim, yani suretini böyle yapıyor. Yani duyduklarıyla, gördükleriyle, temas ettikleriyle, düşündükleriyle. Ne kadar iç içeyiz, ne kadar dışarıdayız. Bakın gözünü kapat veya bak, işte o insanlığın suretidir. Ruh da böyle. Yani alıştırmak içindir. Bunun birkaç safası, iki üç safası ileride şeydir. Üç safa ilerisini anladığım kadarıyla bu, bu şeydir. Bilgi. Biraz da ileri gidersen fikir yani aynı olur. His seviyesine gelirse artık his seviyesine gelirse şey oluyor. Kabirdekiler de aynı böyle bedensiz halinle bedensiz halleri görüyorsun. O hakkı alıyorsun. Yani beden suretsiz, suretin çıkabiliyorsan Suretten çık diyor. Mazi ve müstakbeli an gibi gör. E suretsiz bakabiliyorsan kendine bu hakkı aldın. Suretsizleri görebiliyorsun. Suretsizleri de. Kabir, keşf, kubur işi Demek ki bunlar ilk egzersiz yapa yapa fikirdir bu şu anda yaptığımız. Yaparsak tefekkür ede de ilim olur. Sonra vicdan da his olur. Kapte duygu olur. Ruhta latife olur. Peki ne olur? Fikir ve düşünce olursa hadiselerden sıyrılırsın. His olursan kabir ve berzaha seyredersin. Çünkü o hak kaldın. Bedensiz, suretsiz düşünebiliyorsun. Tefekkür edebiliyorsun. İz sürebiliyorsun. Duygu seviyesine gelirse e, kalp neydi? Arşın, cennetin bizdeki aynısıydı. E, kalp, arş miracı oluyor. Kalbin miracı ama. Arşa kadar. Arşa kadar. Böyle gidiyor. Evet. Şimdi akıl yapacağız. Bugün ayın tar tarihin kaçı? 04 09 2022. Arnavutköy'deyiz. Dima 205, 205. akıl -43. 43. Akıldan okuyoruz. Biz oluşturuyoruz. Anladık mı abi bu şeyi? Vücuda getiriyoruz. Evet. Surete. Mesela günahlara ademi dediniz ya abi. Ha <laughs> ha ben demedim. Şimdi, onun aklı nasıl olacak o zaman? Eee Ademi oldukları için vücudi olmadıklarından altını çekiyorsun zaten Adem'di. Ademi olmaları onun için tövbeye çok harika oluyor. Tövbe bir yöntemdir, yoldur. Af normalde surette yalvarmaktır. Onun merhametini celbetmektir. Ben bir farklı bir şey anlıyorum. E, sabır, tövbe, istifa, nedamet e, bir yöntem ve yoldur. Bir şey varmanın yoludur. Mesela sabır Allah canibinden kudretin azameti altından her şeyin adaletini, hikmetini, rahmetin inayetini görme makamıdır. Yani sabır bir yoldur, yol. Ruhun buyurun. Buyurun buradan bakın. Hazmetmek gibi gözükürken onun için Cenab-ı Hak diyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Sabırla ve namazla yardım isteyin." diyor. Yani hadiselere ne alakası var? Değil mi? Sabır bir yöntemdir, ruhun yoludur. Ruhun bakma mertebesidir. Olayları yorumlama melekesidir. Nedir o? Kainattaki Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, adaletini, e, merhametini, hikmetini ve ihsanını seyretme makamıdır. Kastamonu iki, e, 200 e, 200 mi? 190 küsürdü. Orada. Ama benim böyle de Lazca anlatmıyor ya. Farklı. O Sima mesela. Sima. Sima-i innallah hala Ali insanı Allah sureti Rahman oradan surette maksat diyor surettir e, sıfattır ahlaktır diyor ya ee, biraz da okuyayım Ondan sonra e, şey yapalım Dima başlayalım bunu biraz önceki yapa yapa tefekkürüm yani düşüncemizi hasrettik böyle şeylere e, bu suretlere surete it, sureti itildik. yani olayın sıfı olduğunu gelişen işte olumsuzluklar, olumlu şeyler, dertlerin, sıkıntıların, hastalıkların, ölüm. Bu gözüktüğü gibi zannettik. Ne yapıyoruz? Kendimizi düşüncelerle inşa ediyoruz. İnşaat işçisi gibi. Düşüncelerle kendimizi inşa ettik, benlik verdik, var ettik. Ya boşluk ha? Çocuk öyle doğmadı mı? Öyle inşa etti. Dokundu, duydu, gördü. Ondan sonra sesler duydu. Ağzına bir şeyler temas ettiler. Onunla kendisini inşa etti. Hariçten inşa ettiler. Biz de bu enfusi tefekkürle içeriden dışarı inşa etmeye çalışıyoruz. Akıl en iyi taraflarından biri de eğitilebilir olmasıdır. Eğitilebilir olması akıl. Yani çok tuhaf bir sistem insan. En çok hayretime giden, en çok inanın, en çok hayretime giden taraf insanın kendisi kendisini tanımlaması, kendisi kendisini keşfetmesi, kendisinin kendisini... kendisini ee, keşfetmesi, eğitmesi, kendisinden kendisine dönmesi, düşüncesini düşünceye döndürmesi, düşüncesini düşünmesi. Bunun kadar mucize harika bir şey olamaz ya. Çok tuhaf. Düşüncesini düşünmeye başlarsa ne olur? Farkındalık olur. Düşüncesini düşünürse farkındalık olur. Farkı fark eder. Yani mesela şeytanın attığı bir şeyi bu düşünce bu benden değil diyebilmek mi? Yani şeytan attığı şeye vesvese deniliyor ya. Vesveseden vesvese ettin mi hakikat olur. Vesveseden vesvese edeceksin. Düşünceni düşüneceksin. Vehmini vehm Bu zaman basamak oluyor. İnsan gariptir. Akıl en iyi taraflarına biri de eğitilebilir olmasıdır. Eğitilebilir aletin olması. Aletmiş. Nereden okuyorsunuz abi? Ha şeyden 138. En son cümle de okumadığıma geçeceğim sayfaya. Buraya okumuştum ama bu cümleyi alayım çünkü ortada kesmiştim. Hem fani baki bakiden ayırt edebilmesidir. Mesela hep birkaç defa derste de sordum. Allah e, bir gayri hesap, e, hesapsız ikram eden cömerttir. Herkes farklı anlar. Allah'ın sonsuz cömert olduğunu nasıl anlarız? Bu perdeyi sen mi kapattın bilerek? Evet. Eğer bir sıkıntın yoksa aç. Çünkü bana karanlık geliyor ya. Yok 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 yok. Ben beni sıkıyor. Of be. He. Tamam. Peki Allah'ın e, gayri hesap, gayri hesapsız, cömert olduğunu nasıl anlarız? Herkes mesela ne anlarız? Demişti birileri demişti ben derse sormuştum. Ne demişti? Karşılıksız veriyor, Karşılıksız veriyor demişti. Verdiğini geri almıyor, geri almıyor, verdiğini Başka. Ha, faniye bakilik veriyor. Başka birisi, birisi bir şey demişti. Adem'den vücut. Adem'den vücut, demişti. Çok harikalar değil mi? Mesela fani beka vermesi, bu Adem'e vücut vermesi, verdiğini geri almaması. Yani o kadar mükemmel bir şeyler ki Kerem ismi yani. Allah verdi mi imanı? Geri almayacak. Nerede biliyoruz? Kerem ismi garantörü. Garanti yani noterden imzalanmış. Verdiğimi geri almayacağım. Nerede yazıyor? 32. sözde Kerem ismi bunu iktiza ediyor. Aslında şimdi abi vazifesini yapana geri verdiğini geri almaması belki normal görünebilir ama isyan edene geri almaması çok enteresan. Evet ya. Bana isyan edeceksin. Hem daha verdiğimi almıyor. Almayacağım. Gelini yani almıyor. Sen vermedikçe Allah senden bir şey almıyor. Unutmayın bunu. Sen vermedikçe o Allah almaz. O Allah Celle Celaluhu, Celle amen Amenüvelhu, Vehim ve Vesvese vermez. Bunu bilsen yeter. Bu dersen hadi vallahi desen yeter. vehim ve vesvese vermez Allah. Allah ve melekleri vermez. O zaman hakkın doğuyor. Vesveseden vesvese etme. Çok tuhaf. Allah'ın hitabı akıl sahipleri nedir? Bundan daha şerefli bir şey olur mu? Aklı olmayana Allah'ın hitabı da yoktur. Kuvvet bir şeyin kendisi vasıtasıyla fail veya etkilenen, etkiyle hareketlenen aklı yapıyor bak. Akıl kuvvettir. Kuvve. Bir şeyin kendisi kendisiyle. Fail. Kendisi kendisinden. Kendisi kendisinden. Hani diyorlar ya Allah'tan önce ne vardı? Akıldan önce ne vardı? Aklını düşünüyorsun. Aklımızı aklımızda düşünmüyor muyuz? Bak geriye dönüyor. Aynı şey vagonlarından sonra ne var? Lokomotif var. Lokomotiften önce kim çekiyor denilemez. Aklını aklınla düşünüyorsun. Bak görüyor musun? Aynı şey. K kuva silindi. Kuva, kuveyi aktığı güç kendisini kendisine döndü üzerine dönerse düşüncesi kuvaya dönüşüyor. Kendisi kendisiyle fail, kendisi kendisiyle fail. Akla bak yani. Tabirler çok ilginç. Veya etkilenen, et, etkiye hareketlenen, etkilenen, etkiyle hareketlenen akıl terimi Yunancada varlığın özü olan logos anlamında kullanılır. Merak ettim. Bunlar e, Yunanlar felsefenin kaynağı ya. Akla ne demiş? Logos demiş. Platon milattan önce demiş ve merak ettim kaç 429'da 348. Hocası Sokrates o da 469 399'da diyorlar ki akıl doğuştan bilgilerle donatılarak geldiğini dünyada sadece bunların hatırladığını kabul ederler. Çok da tuhaf. He? Kalp, gibi Kalp gibi tarif ettiler. Kalp harita ya. Yani Platon, Sokrates çok tuhaf yani. Demek ki insan ne kadar böyle kutsi bir zat ki. Peygamber olmasa da Allah nasıl donatılmış? Bu adamlar aklın diyor doğuştan bilgilerle donatılarak geldiğini. Dünyada sadece bunların o gizli olan içerideki bilgilerin hatırlanıp dışarıya çıktığını söylüyor. Şu anda... Yalana Allah şahit olmaz, kafir olur. Bunu okurken Platon, Sokraten, irfan hatırıma geldi. Acaba ne, yolu neresinde dedim. Kafamı kaldınca karşıda gördüm. Evet. Allah şahit olsun, yalan yok. Onu demek ki, hiçbir şey, hiçbir şeyde boşluk değildir. Boşluk yoktur. Hiç boşluk yoktur. Yeter ki biraz doldur. Her şey her yerde gözüktüğü için, her şey her yerde hissedilir, bilinir. Hadi bakalım. Eee doğatizm, doğatizm, olarak adlandırılan bu anlayışa göre doğuştan gelen ve asla değişmeyeceği kabul, kabul edilen mutlak değerler, doğma değerler dışında bir gerçek bulunmamaktadır diyor. Bunun dışında hiçbir gerçek yoktur. Her şey sende vardır. Bizim tabirle uyandırırsın diyor. Yani benim eskide böyle bir şeyim vardı. Mutluluk yoktur. Satılmıyor bu bir yerde yoktur. Mutluluk uyandırılır. Yani farkındalığını arttırırsın. Mesela diyorum ki bir insanı değiştirmeye kalkmayın. Değişmez çok zor. Dağın yürüdüğünü, dağın yürüdüğünü görürseniz inanınız diyor Allah Resulü. Ama huyun, ahlakın değişeceğini inanmayın diyor Peygamber Aleyhisselam. Değişmez. Peki ne yapacağız? Nasıl düzelir? Mesela bir kadın veya erkeğin, ya bizim bir, iyi bir ahlakımız yok. Onu düzeltme kalkınca daha direnir, çapı genişler. Düzeltme kalkma. Onu ortadan kaldıracak veya örtecek, sahasını daraltacak güzel sıfatlarını aktif et, çapını genişletir. O sıfat aktif olamaz. Mesela akrebi şöyle yaparlar. Ben gördüm askerde Adana'da. Gördüm iyi oldu yani eğitti beni. Asker ak akrebi koydu, Dön baktı etrafına benzin koydu asker ya böyle daire çizdi ortasında akrep bir böyle kaçtı ateş bir böyle kaçtı akrep. her tarafa gitti baktı ki her taraf ateş kuyruğuna kendisi kendisini soktu bu boğazın insanını anlatıyor akrep ruhlular kendi kendini sokar çünkü çıkış yolu yok çıkış yolu Evet yok ama yukarısı vardı. Din. Şey, yukarısı vahiy. Aşağısı sünnet-i seniye. Aşağı delebilirdi. Onun için Kur'an'da şeytanın cephesini, hücum cephesini söylüyor. Sağınızdan, aynı mahalle. Solunuzdan, önünüzden, arkanızdan saldırır. Ama üstten alttan demedi. Üstten vahiy, alttan sünnet-i seniye. Bu sırat köprüsü. Bak kendi kendini niye soktu? çıkış yolu göremedi. Oysa yukarıya doğru çıkış yolu vardı. Hafif bir atlasaydı geçerdi. Veya bir kapasitesini geliştirseydi, pervane taksaydı kendisi kendine uçar geçerdi. Veya delerdi leopar tankları gibi aşağı doğru giderdi. Veya yılan gibi, köstebek gibi delerdi aşağı doğru. Sırf bu çember yokmuş. Ha. İşte ama bizde hepsi var. O dersin başını unutmayın ha. O yaptığımız şeyi. Çok sıradan bir şey değil. Normal değil. Yani biz olduğu için bilmiyoruz. Burada tanımladığımız için odur diyoruz. Ama bize öğrettiler. Onun için o bilgilerle kendimizi inşa ettik. Enfusi derste bu çemberi kırmak istiyoruz. Burası burası değil. Ben ben değilim. Üç tane gör. Biraz önce gör, yaptık o deneyi. Hayal konuşmuyoruz ha. Ben farklı bir ben yani. evet çalışmış orada oraya koymuş. Sonra ben arıyorum ya. O, o benden habersiz bir şey, birisi bir şey yapmış. ha. Almış, gözlüğü koymuş buraya. Çok aynen. Anne baba, anne baba inşa etmiş. Örf, anane, kültür, gelenek. Ondan sonra anne bağırmış kelebeği görünce. Çocuk da yanında. Çocuk ondan sonra kelebeği görünce bağırılması gerektiğini öğrenmiş. Birisi bizi inşa etmiş. Ondan çıkmaya çalışıyoruz. Yok yok garipler yurdundayız zaten. Tubalil guraba. Ne mutlu o garipler bazen oluyor ben birinci rekatta hangi sureyi okumuştum ya diye oluyorum. Yani o zaman onu kim kıldı yani? Yani maalesef değil hepimizde oluyor. Senin bir rekatta oluyor. Osman diyor ki bütün, benim bütün namazlarda da oluyor diyor. Şak. Mesela nasıl oluyor? Sen hatırlamadın değil mi? Peki imam namaz kılarken ne okuduğunu hatırlıyor musun? Öğleyin namazını. Tam namazın oluyor değil mi? Tamam. Sen kaç tanesin? Birisi atı, birisi okusun da olsun. Başkası imamdı. Anladın mı? Öğle namazını kıldıranın zammü süreni okudun belli mi o? kay. Bilmiyorsun. E, namazın yok mu? Bilmen şart değil. Olsun kıl. Sureti de doğru. Kendin bir cihette ayrılmak mı? Evet. Ben ne demek istiyorsun? <laughs> yani, evet. Kendimde oradaki o farklılığı Evet. Mesela bak şimdi. Böyle koyduk ya. Boşluk değil mi? Boşlukta değil. Ama ben bu değilim kesin. Ona ona çalışıyorum. Onun şarkı, ben, ben buna benlik bu insan benim suretim İrfan buraya gel. Sureti, kanuneti, hakikati mahiyeti. Bu suret benim suretim. Böyle bak o boşluğa koydum ve gözünü kapatçıyla ne görüyorum, ne hissediyorum? Hiçbir şey. Ha ben benim kanunetim. Sonra ben algılarla gördüğüm işittiklerimlerle örf anane kültürle bana giydirilenle buna ben demişim. Ama gözü kapatınca suretten çıktım. Gözü kapatınca suretten çıktığın gibi nazarını başka yere çevirince suretten çıktığın gibi tefekkürle de ondan da çıkıyorsun. Yöntem bunlar. Yani egzersiz, futbolcu, antrenman yapa 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 gelişiyor her tarafı. Bak gözümü kapatarak suretten çıktım. Veya ortaya bakarak kendime vücuda bakmadan boşluğa bakarak suretten çıktım. Beden değilim bak. Orada ben bir boşluk. Var mı bir belirleniş? Var mı bir ses? Var mı bir düşünce? Yok. Ha boş. Ha suretten çıktım. Suretten düşünceyse düşünceyle çıktım. Bunun bir ilerisi tefekkürle düşünceden de çıktım. Bir his var. Tefekkürden de çıktım. Duygu var. Histen de çıktım. Latife var. Duygudan da çıktım. Ene var. Vücuttan çıktı. Ama vücuda geldi. Davut hemen içeriye girdi. Vücuttan çıktı. Birisi vücuda girdi Devam edeyim. Adam ne demiş? Bir daha okuyayım. Bu gerçekler tartışmaya ve inceleme ihtiyaç duymamaktadır. O kadar kesin adamlara göre. Yani akıl bilmesi bildiği her şeyle donatılmıştır. Adeta haşa. Ve alleme ademe esma'e külliha. Ademe bütün isimler öğretildi. Bilkuve. Bu dünyaya geldi. Bil fiile çevirmek için. Onu hissetti adam bütün isimler ademe öğretildi. Diyor ki bak bir de okuyayım. Platon ve Sokrates aklın doğuştan bilgilerle donatılarak geldiğini dünyada sadece bunların hatırlandığını kabul ederler. Doatizm olarak adlandırılan bu anlayışa göre doğuştan gelen ve asla değişme değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerler mutlak değerler doğumalar dışında bir gerçek bulunmamaktadır ve bu gerçekler tartışmaya ve incelemeye ihtiyaç duymamaktadır. Yani ne öğrendinse sende var olan ortaya çıkıyor diyor. Adam o zaman nasıl hissetmiş bunları? Şüphe doğruyu bulmada gözden geçirme. Yani bu bitti onların sözü. Şimdi bizden başlıyor. Şüphe nedir diye merak ettim. Şüphenin yeri neresiydi? Doktorum hatırlasın Fikret. Tasavvurdaydı. Çünkü senin sağın biraz da. Zan, bilgi, malumat, vehim ve şüphe terör hep tasavvurda. Abim şüphe neydi? Çok ilginç bir cana bak okurken şey yaptı nasip etti. Şüphe doğruyu bulmada gözden geçirme mihenge vurmada yöntemdir. Şüphe yöntemdir. Hakikatin tanımlanmasına suretten hakikata geçmede bir yöntemmiş. İyi ki şüphe var. Yani e, sağlama yapmak matematiğin sağlamasını yapmak. Mesela çıkartmanın sağlaması toplama olduğu gibi toplamanın sağlaması da çıkartmadır. Çarpmanın bölme, bölmenin de çarpma. Buraya kadar yeter mi? Ee, biz yeter. Zekaya geldim. Biraz da girerdik. Şimdi biraz akla gidelim. Ondan sonra Allah nasip ederse haftaya zeka, biraz da zaman, iradeye hızla devam ediyorum. Vicdan var. Sözler yani Defter 205. Sözler 631'den okuyorum hem insan ruh, kalp, akıl ile ve hayat ve letaif sayfeleriyle. Ustad hayat ve la, letaife sayfe diyor. Hayat görüyor musun? Hayat sayfe. Oraya kim yazı yazıyor? Kalp, ruh, akıl. Çeşitlilikleriyle görelim diye bunu aldım. Sözler 632. Eğer onu dinlersen, eli dalaletin vekilini yani. Dinlersen, iki defa yazdım. Dinlersen, hasaretin o kadar büyük olur ki tasavvurundan ruh, akıl ve kalp ürperir. Tasavvurla akıl, kalp ve ruh etkilenerek ürpüyormuş. Tasavvurla, tasavur oysa serbest bölgede alt veri tabanı olduğu halde aklı ve kalbi çok etkiliyor tasavur. Yani tasavur öyle duruyor ama etkileme. Her, her makam her makamı etkileyebiliyor. Mertebeleri o yani yapıları mertebe, tahayyül, tasavvur, takul ama yani her şey her şeyle etkileşim içinde bulunabiliyor. Daha önce konuşmuştuk bunu. 206 defter, sözler 683. Ta semavat kandillerine kadar öyle bir nizam var ki akıl onun karşısında hayretinden ve istihsanından subhanallah maşallah barakallah der secde eder. Akıl secde ediyor. Aklın secdesi bunlar. Aklın secdesi. Tasavvufta, tarikatta, tarikatın son mertebesi nedir? Hayret. Hayret, hayret makamıdır. Akıl hayret ve istihsana sevk eden kainattaki nizamdır. O zaman akla hitap ederken ikna etmeye, etmeye nizamı kullan ve orayı göster. Hem Subhanallah, maşallah, barakallah akıl söylüyor. Allahu alem. Subhanallah ne demek? Adem'den vücuda çıkarılması için der. Maşallah sanatına, mevcudata diyor. Barakallah hikmetine söylüyor. Mevcudatın hikmetine. Akıl, boşuna demiyor bak. Akıl e, hayretinden ve istihsanından üç tane şey söylüyor. Maşallah, şey subhanallah, maşallah, barakallah. E, akıl, subhanallah demesi Adem'den vücuda çıkmaya onun için tesbih var ya tesbih. Subhanallah. Zülcelal-i Subhanallah, Zülcemal-i Elhamdülillah. Zülkemal-i Allahu Ekber. Şey diyor ya Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah der. Oradan. Aynı. Evet. O oradan vücuda çıkmamalı. Evet, yani. evet ya. Ondan mı söylüyor? Evet, zaman? ondan söylüyor. Bütün Adem alemleri o zaman. Subhanallah. Vücuda çıkmak. Evet, istiyor. akıl e, eşyanın Eşyanın hakikatını iz sürdü bir vakti ki sonuç Adem gitmedi oraya korktu değiliz. Ademden an ve an çı cihala çıkıyor paketler. Eski bilgisayarlarda şöyle vardı, değil mi? Ee, mesela kopyala diyorsun, böyle dosya giderdi. Dosya gider. Evet, evet. He ama yani hoşuma giderdi. Evet, evet. Ha şu anda an ve an, an ve andan daha önce daha şey yok var oluyor, var da yok oluyor. Günahlar şeyle alttan da onlar Adem'e gidiyor tekrar. Şöyle. Adem'den vücuda, vücuttan Adem'e. Böyle. Şimdi akıl buna bir bakıyor. Adem'den vücut olur mu? Akıl melekelerine göre, malik olduklarına. Nefs-i adı melaike. Melaikelerin bizdeki melekelerimiz oluyor. Tabi vücuttan ademe döner mi? Vücuttan ademe dönüyor. Nasıl dönüyor? İman etmediği için yaşamamış gibi kabul ediliyor. Ama vücut olmuyor ki. Mevcuttan ademe dönüyor. İşte bu gelmiş. Niye? Çünkü ben diyor var ettiğim hiçbir zaman yok etmeyeceğim demiyor mu? Evet ama. ama kendisi bırakıyor. Kendisi bırak ediyor. Şöyle olabilir mi acaba? Yani ademden vücuda gidiyor ama vücut olamıyor tekrar geri dönüyor. Öyle anlayabilir miyim? Yok. Yani. Vücut değil de mevcut oluyor. Oldu, mevcut olabilir. kendi aleminde Adem'e Kendi aleminde. Ama Nefs-i Lemir'de vücut. vücut Tabii. Nefs-i Lemir'de Ama kendi aleminde Adem. Yaşamamış gibi adam. Ama Allah için yaşamış. Bizim içinde yaşamış. Adam kafir. Mahallemizdeydi. Onu göreceğiz biz. Yaşamış. Ama o adam hiç yaşamamış gibi görecek kendisini. Onun aleminde Adem ol. Nefs-i Lemir'de değil yani. Nefs-i Lemir'de değil. Şimdi akıl hayretinden ve istihsanından Subhanallah demesi Adem'den vücuda çıkmasıdır. Adem'den vücuda çıktığı için Subhanallah der. Çalıştım yani buna çok. İşte Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah der. Yani ezber bir şey değil yani. Sonra maşallah ustad maşallah sanatına söylüyor. 25. sözde. Hikmetine barakallah söylüyor. Allah'ın sanatına maşallah denilir. Hikmetine Davut Barakallah denilir. Ee, akıl böyle kainattaki e, nizama bakıyor. Hayret ve istihsanından maşallah, subhanallah, barakallah, subhanallah, ademden vücut diye devam ediyor. Hem kainatın nizamı bu ademden vücuda çıkmayı, mevcudatın sanatı, mevcudatın hikmetini tazamun ediyormuş. Kainatın nizamı. Secde de bu üç sıfatı tazamun ediyormuş. Secde. Subhanallah, elhamdülillah, allah Ekber'in kulası. Secde bu üç sıfatın cemil cemidir. Tazamun ediyor. Bundan dolayı şeriki de yok. Bundan dolayı şerik... Aklın evet. Evet. Aklın Aa, secdeyi hayret ettirerek diyor. Aklın secdesi, secde hayret. Aynı böyle geçiyor. Secde-i hayret. Onun için şirk yok o işte. Subhanallah, elhamdülillah. Subhanallah diyor, namazda başka şey de söyleniyor. Bu kıyama çıkmak, Adem'den vücut kıyamda namazın içeriği mevcut olmak, tayyat son şey ifade etmek, o da şeyi oluyor, barekallah oluyor. Evet burayı da geçiyoruz. Gidelim biraz ki vicdana daha yolumuz çok var. Maşallahla elhamdülillah'ın ilişkisi ne denebilir abi? dokuzuncu sözde anlatıyor maşallah ile. E, Subhanallah ilişki. Mesela Subhanallah Adem'den vücut. Elhamdülillah. Ha. El elhamdülillah ee, orada bu Subhanallah bir tanesi Subhanallah ee, barak, e, Barak galiba maşallah Zülcelal-i Subhanallah, Elhamdülillah, allah Ekber. O sıralamayı düşünmedim ki sakin düşünmem lazım. Ama bunlar hepsinin e, o zikirde ifadesi bu akıldaki mertebelerin o Subhanallah, Elhamdülillah'ın akıldaki mertebeleri. Ama tesbihe dönüştürürsen bir Subhanallah var. Elhamdülillah, allah Ekber kimin karşılığıdır diye bakılabilir. Ama dokuzun sözde bakılırsa farklı söylüyor. Ee, Zülcelal-i Subhanallah diyoruz tesbihatta. E, sonra Subhanallah. Sonra Zülcemal elhamdülillah diyoruz değil mi? Biz yani tespide. Dokuzun sözde böyle bir sıralama yok. Allah-u Ekber geçiyor. Sonuç hamd var. Zül, zül, kemal -ke -ke elhamdülillah. Ters orada diyorum ters. Dokun sözde ters. Evet bak. Yani orada ustadanı bir şey yapıyor da. Onu şey, dile getirdiğin zaman tehlikeli bir şey oluyor mesela. Ee, mesela ilk önce ne diyor ilk önce? Kaçıncı sayfadaydı ya? Kırkta tesbih tazim, şükürdür. Tespih Subhanallah, tazim Allahu Ekber, şükür sonunda Elhamdülillah. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah. Birincisi bu. İlk Subhanallah deyip takdis etmek hem kemaline karşı laf ve malen Allahu Ekber. Ama biz ne yapıyoruz? Sonunda söylüyoruz Allahu Ekber. Ortaya aldı burada. Hem cemaline karşı kalben ve lisanın bedenen elhamdülillah demek. Burada iki ile üç yer değişmiş. Sonuç yani. Hamd. Sonuç. Subhanallah. Allahu Ekber. Kendini yapılandırdın. Elhamdülillah. Orada en son allah Ekber dersen hayret de bitti. de kaldı. Sonuç olmadı bende. Sübhanallah Adem'den vücuda çıktı. Büyüklüğün Allahu Ekber. Onunla Adem'den vücuda büyüklükten bana yansıdı. Sükün bulmam lazım. Elhamdülillah. Tesbih böyle yap. Bir öyle Çali'de yapmaya kalktım. Tespi. Alıştım ya te müezzinlik yapınca. o kardeş. Dedi. Ha tamam tamam yanlış yaptım dedim Ali abi. Müezzinlik yapıyor. Dershanede sende. Al e, onun için her söylediğin doğru olmalı. Her doğru her yerde değil ama söylenmesi gereken bir yerde de. Hiç denme diye anlaşılmış. Her söylediğin doğru olmalı her doğru her yerde deme demek hiç deme demektir. Anlaşılmış. Tövbe estağfurullah. O zaman niye denmiş bu laf? Her, doğu, her söylediğin doğru olmalı ama doğru lazım ve vakti olduğu zaman e, orada söyle. Her yerde diye ama bir yerde söyle. Anladın mı abim? Bir yerde de. Bir yerde diyeceksin. Şair demiş ki o demesin bu demesin de diyor. Kara, ben yanmayayım o yanmasın. Gece karanlıkta nasıl aydınlanacak? birisi yansın da diğerleri ışıkta kalsın. ya. ışık gelsin. Ha, hiç delme anlamında anlamışlar. Nerede diyeceksin? Ben demiştim. Ne zaman? Haşırda. Ne zaman? Sistem değişince. Sözler 728. Bir şey söyleyeyim size. Böyle bir teneffüs ettireyim. En bir saat neredeyse geçti. Yorulmuşsunuz. Bir e, güldüreyim ve bir hakikatin ucunu göstermeye çalışayım. Perşembe gün bana dediler. Ya, yakında oldu. Bir ay içinde oldu mahkemede. Mahkeme Ardeşen'de 92 yaşındaki bir yaşlı amcayı, abimizi namlu yapmaktan yakalanmış. Silahın her şeyini yapabilirsin, para cezası ile bırakılır. Ama namlu yapmak suç oymuş. Silah silah yapan namluymuş değil mi İrfan? İbli. Ve 5 seneymiş şu anda. Ben bilmiyordum cezası. 92 yaşında. Şimdi neresine koyacaksın hapishane bu? Ama enaniyet bırakmıyor ki. Adam biliyor. Avukat demiş ki seni bırakacak. orada bulundu. Benim değildi. Ben de yapmaya çalışıyordum ama değil Yani. Benim değil. Ben yapmadım. Orada bulundu. Zaten adam seni çıkartmaya çalışıyor. Hakim ne koyacak 90 küsü yaşındaki adamı. Ama dinleyicileri var. enaniyet Ena, bırakır mı benim değildir. Hakim sormuş. Ya felanca felanca. Namlıyı sen mi yaptın? İşte ben yapmadım. Orada bulundu polis öyle. Ya parking gelme. Kafaya indirmiş. Osman enaniyete bak. Evet Hakim Bey. namluyu ben yaptım ve benim yaptığım gibi namlı kimse yapamaz. En iyi namlı ben yaparım. Çek dışarıya dedi. Çek. Kaldı. <laughs> en iyi namluyu ben yap. Lan fani bir dünyada bir enaniyetinden taviz vermeyip 5 sene yatmayı gözen bir alan bir adam varsa bu dünyada. <laughs> evet, öyle şey çek. Zaten çek? Ki ama korkması lazım değil mi? Yani beni almayacağını nerede biliyorsun? Alır, alınıyor. Ben 80 küsür yaşındaki insanın Maltepe'de görmüştüm. Oğlu o şey yapmıştı o Vodafone şeyleri var ya posta bir şeyler çıkılıyordu. O da vekiliydi onun üzerine ku açmıştı. O adamı içeri aldılar zavallı Diyarbakırlı. Yani bak onu ben yaptım. Benim gibi kimse namlu yapamaz. En iyi namluyu ben yaparım. Görüyor musun helal et? Yani Sırf bunun için adam 5 sene göze almış. Sözler 728. Burada mıyız? Hadi bakalım. Havanın sureti sizi korkutmasın, ürkütmesin. Kapalı olması sizi açıklığınıza alamettir. Alemimiz insan kadar küçülse. Allah Allah. Yıldızlar o rüyaya benziyor bu bizi. Yıld Allah'a Allah ac acayip bir şey ya. Yıldızları zerreler suretine dönerse. Allah Allah. Bir zişur hayvana dönmesi caiz olur. Akıl da bulur mecal. Aa acayip. Acayip kaç tarihinde yazılmış? 14 4 2020 küçük çekmece. Gene o kayın imzası, dairesinin imzası atıldı küçük çekmece bak. 2022. kaç sene önce? 2 sene önce. Ba şimdi rüya 3 4 gün önce gördüm. Aynı kainatın o yıldızları hücre. baktım ufaldı ufaldı ha, hücre. Bir baktım ki birbirine bindirmiş sonsuz. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri bütün insan simaları ama kafir yokmuş. Kadın erkeği. Kadın erkeği. Büyük küçüğü. Ee, büyük küçüğü ne vardı? Hepsi. E, siyasi beyazı. Yaşlısı genci. Hepsi birbirisinde ama birbirini kapatmıyordu. Böyle. Kainat simaymış ya. Ve çok garip taraf. E, doktorum uykuda değilim, yatakta değilim, uyanıkta değilim, oturuyor. Ve bunu gördüğüm zaman sonra kendime gelince Allah Allah dolaşırken hayret ettim ama o anda hayret etmedim. O hayret etmediğime de hayret ettim. Nasıl hayret etmedim ya? Çok tuhaf değil mi ya? Oturdum saatlerce şey yapamadım, oynatamadım kendimi haber oturdum. Allah Allah dedim en en bana öne çıkan o kadar simalar içinde bir sima vardı. Öne çıktı. Ondan sonra kendi gözünü bana göstermiyor. Tam gözüne gö yanlamasın gözünü görüyorum. Aşağıya baktığını da görüyorum ama ben kafa indir zaman benim bak bana bakıyor. Ama ben gözle göz gelmek istiyorum getirmiyor. Yandan görüyorum gözünü görüyorum ama gözümü gözüne getirmiyor. böyle sakallı böyle şuraya kadar bir sakallı Siması beyaz değil haşa. Pembe nurani. Pembe nurani. Öyle tatlı bir sima olamaz. Böyle. E, Allah. Böyle şaşır Yani hayır, şimdi diyorum Allah Allah ama. Sol tarafımdaydı ama. Ya, bu kainattayım. Ama önümde, sağımda, arkamda belirlenmedi. Bütün kainat o. Uf, o Bilgisayardan çıkarsın böyle ufaldı. Bir baktım simaya dönüştü. Simaymış kainat. Hiç şaşırmadım. Sonra <laughs> oturuyorum ha. Sonra dedim acaba ben hayal mi kurdum? Ee, nasıl olur? Ee, hayret etmeyin değil mi? hayret etmeyin. Bak şimdi karşımıza çıktı. Sözler 728. Alememiz insan kadar küçülse, yıldızları zerreler suretine dönerse, bir zişur hayvana dönmesi caiz olur, akıl da bulur mecal. Akıl cüzde cüzü, cüzide cüzü. Akıl başka ne yapar? Külde külli, küllide de küllü anlayabilir ancak çalışabilir. Anlar ve ancak çalışır. Yoksa akıl bu ayın yerde sıkışır. Kör düğüm olur. Havanda su dövmek gibi olur. Akla ufuk açmak için cüzde de cüzi, külli de külde külliyi veya cüzi de cüzü, külli de külli görürse mecal bulur. Yol olur. Yani Makroyu mikroda, mikroyu makroda görürse çalışabiliyor. Aklın çalışma şekli bu. Yani kördüğümden çıkıyor. Meyveyi. Meyve. Yani cüz ve cüz şey tanımlayayım böyle. E, hulasa bu bakamda şimdi. E, İnsan da karaciğeri var, böbrek var, dalak var, beyin var, kan var, ayak var, organlar var. Her bir organa cüz, i koyma, cüzü değil, cüz. Her bir organ cüzdür. Bütün organların toplamına kül. Her bir organın içerisinde ne kadar şey var, e, hücre var? İnsana 200 trilyon e, işte bilmiyorum herkes bir şey söylüyor. E, i̇şte x kadar hücre var. Her hücrede ben var mıyım? Tırnak hücresinde de, göz hücresinde, saç. Ben var mıyım? Evet. Ha, cüzidir o. Her birisinde benim olmam cüzidir ehadiyet gibi. O hücrelerin toplamı ey hücreyi kübra. Onun adı da Cüzilerin toplamı ile külli i çekiyor. Cüz i, i çekiyor. i çekerken i çekiyor. Cüzideki i ile küllideki i. Cü Her DNA'da ben varım. Bütün DNA'ların toplamı kadar büyük bir DNA'yım. Bu külli. Peki nerede kullanılıyor bu külliyatta? 30 senelik tahsilimde diyor. 40 senelik önünde. Cüz ile külli somutta somut şeylerde ayet-i kübranın birinci makamında cüz'i ile iler getirilirse külliyi soyutta kullanılır. Tefekkürde kullanılır. içsel alemde kullanılır. Birisi somutta, birisi soyutta kullanılan tabirdir. Ee, vahdet, vahdaniyet, ehadiyet, tevhid, e, vahidiyet gibi tabi. Birisi soyuttadır, birisi de somuttadır. İkisini de kullanıyor işte. Hepsini. Yoksa akıl kördüğüm gibi kalır. Yani şey ayrı olur mu? Zeka cüz cüz külü içini, akıl cüz'i külü içtiğine, mi? Yani öyle e, muayenleştirmek değil de. Yani e, akıl yani cüz, cüz kül gibi zekada ötekisi akıl de değil. Onu da kullanıyor yani. Akıl zekayı da kullanıyor ya. Yani akıl sıfatı daha. 736. Sefaate öyle müşevikane bir tasvir yapar ki ağ suyu akıtır, akıl hakim kalamaz. Bir daha. Halbuki sefaate öyle müşevikane bir tasvir yapar ki ağ suyu akıtır, akıl hakim kalamaz. Ne dedi? Akıl devre dışı olmasının bir sebebi de mekan ve sohbetlerle oluyor. Dolayısıyla tahayyül ve tasavvurla akıl devreye devrede veya devre dışı olabiliyor. Mekanı bize kazandırmaya tahayyüldür tahayyül mekan algısı mekan anlayışı mekandır tahayyül veriyor hayal yani şekilsiz hayal yoktur şekil varsa hayal da vardır şekil aslında mekan oluşturuyor onun için tahayyül mekanımızı tasavvur düşünce sıralamasını anlamına gelen zaman zaman algısını zaman anlayışını bize kazandırıyor 780 Dar akıllara sığışmayan yüksek ve geniş bir kısım hakaiki Kur'aniye'yi göze görünen dedi. Orada şey yaptım. Devam. Ne demek? Yüksek ruh geniş kalple olur derin akılla. Akıl kendi başına yüksek ruha ait. Akıl kendi başına yüksek geniş kalple mesaili ihata edemez. Mesela diye örnek yapıyor şimdi buna delil. Sözler 789. Bu çok mühim. Üç tane sıfat ne hatırlattı size? İnsana emanet verilmiş. O emanet akıl şey, dağlar. Başka? Kim alamamış? Dağ, gök ve zemin alamamış. Bunun peşine düştüm. Allah haksa, haşa, yüz bin defa haşa. Hikmetsiz hikmeti olmaz. Dağlara Kur'an teklif edilir mi? Denizlere edilir mi? Edilmez. Kur'an, kelam ilahi dağ alacak? Niye dağlar kaldıramadı? Ha, dağ simgesel nedir? Dağ akıldır. küre zemin nedir? Kalptir. Semalar gökler ruhtur zaten söyleyecek. 700, 789'da diyor ki karşısında hayran olup akıldan uzak meseleyi miracı en zahir ve acip ve lazım bir tarzda gösterildiğini kabul ediyorlar. Yani burada akıl uzak meseleleri. Yüksek ruhtur, geniş kattır, derin akıldır. Derin ee, mesela dağların şu yuvarlak ya şurada bir dağ koymuşsa denge olsun diye burada bir çukur var onun tam karşıtı. Dünyada denge olsun diye öyle çıkıntı dışa içe doğrudur. Vadilerdir. Böyle oluşturmuş. Dolayısıyla bir tarafın dağ, bir tarafın vadisidir. Dağlar gibi. Dağlar Risale'de dima olarak. Dağlar dima. Orman da öyle. Dağlardaki mağara. Mağaraya girdi. Mağaraya girdi. Büyük zatlar mağaraya girmiş. Müfessirler böyle demiş mi? Mesela onlar ne demiş? Bu? Aynı. Da, şeyde e, yani bu şekilde tam tanımlan Risale almaz ama Risale-i Nur'da böyle dağlar deyince akıl kullanıyor. Yani müfessirler e, ee, insanın böyle e, dağları müekkel melaikelerini, denizleri müekkel melaikesini, oradan biz de nereye taşındık? Hariçte Nefsül Emir'de melekler, biz de malik, malik olduklarımız, malik olduğumuz melekelerimiz. Uyanınca, melekeler uyanınca malik oluyoruz, malikan ev ve o malik, maliklerimiz, malikanemiz oluyor. Melaikelerimiz oluyor. Lemalarda bunu söylüyor. E, nefs i Emir'de diyor, meleklerin e, vücudu, e, hatta 30. kaymet bahsinde geçiyor. Diyor ki, insanın küçük bir mikasta, kainattaki hakaik imani şud derecesini gösterebilir. Hakaik imani nedir? Melekleri iman, ahireti iman, Allah'a iman gösterebilir Evet. Miracın birinci meyvesi görme meselesidir. Ee, burada melaikelerin hakaik imani şud derecesini nasıl gösterebilir? Kainattaki ruhanilerin bir delili vücudu ve nümunesi irfan insandaki kuvvelerdir ve latifelerdir ve hakeza. Kuve kuvalarımız yani melekeler melaike bizde melekeler Uyanırsa melekeler malikanelerimiz oluyor. İnsan kainatın küçük şeyi fristesi ya. Kainattaki mele melekeler bizde melekeler. Kuveler, kuve, kuva. Onun için dağdan kasıt dimadır. Küre zeminden kasıt ki 15. sözde söylüyor bunlar. Kaptır, kalp. Sema, uh diyor semalara şey yapıyor. Onun için ee, dağlara teklif edilmiş Kur'an tek başına akıl dedi ki Ya Rabbi ben bu kelam, kelamın kaldıramam akıl tek başına kaldıramadı demektir. küre arıza teklif edilmiş, tek başına kalp ben kaldıramam dedi. Ruha teklif edilmiş bu emaneti, ruh ben kaldıramam dedi. Akıl, kalp, ruh beraber olunca tamam. Niçin? Niçin aldı? Inne o kâne cehula. İnsan zalim ve cahilin kaldı. Yani ben şöyle anlıyorum ayeti. Mektubattan öyle anlıyorum. İnsan zalim ve cahildir. Yani ne demek? Zalim ve cahilliğini kaldırmak için aldı bu emaneti. Niye aldı? Cahil ve zalim olduğu için değil. Cahil ve zalim olduğu için onu kaldırmak için aldı. Cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için aldı. Çok tuhaf külliyat ha. Mektubat 9. Burada mıyız? Çok güzel. Demek bu, bu dünyevi küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Allah Allah. Demek bu dünyevi küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Ne anladık? Küçücük ve sönük Akılmış. Büyük ve canlı ise e, yapan ismi hakimin nurudur. Yani ismi hakim ismi hakim ismi aklın gözü oluyormuş. Canlı cehennem Yok canlı. Evet. Büyük ve canlı. Yani sönük cansız ve canlı karşısında. Demek ki hakim i çekiyor bakın. A çekmiyor. Hakim olsa başka hükmede her şey hakim A çekerse hani sadeleştiriyorlar ya Risale-i Nur'u. hakim, ha hakim. İkisi de aynı şekilde yazılıyor. Ama birisi i çekiyor, birisi a çekiyor. Bak farka bak. Hakim a çekerse hükmeden her şeye bütünsel, her bir şeye bütünsel bakabilen. Hakim çekerse hikmet takan. Ne kadar dallar kadar fark var. Ne olacak şimdi? Böyle izah ediyorsun, izahtır diyor. E tabii ki izah olacak. Zaten onun için gelmişiz dünyaya. Allah'ın kelamını, muradını tevil etmek. Tevil etmek ne demek? Uydurmak değil. Kelamın sahibinin muradını kelamındakileri izhar etmek. Tevil bu. Bak ne yapıyorsun sen? Basra ve küfe alimlerinin yazdığı lugatlar anlamaya çalışıyoruz. Senelerce oku oku, bina okur, sarf okur, oku oğlum okur. okur. Bak işte enfusi lugat yapıldı çok şükür. Külliyatı külliyatla. Külliyatı külliyata bak lugat. Osman ne yaptı bak kaçlıktan diyecektim git o lugatı çıkart artı diyeceğim. Külliyatı külliyatla. Mesela cüz cüzü, kül külli, soyut ve soğut kavramlar için böyle böyle tabir olur. Mektubat 58. Nasıl ki bir insan sıcak bir yerdeyken hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse akıl ve vicdan itibariyle mütesir olur. Ne çıkarttın buradan? Akıl da mütesir oluyormuş demek ki. Sistem etkileniyor. Bak akıl mütesir oluyor. Vay be. Akıl bir alet ama mütesir oluyor. Ekranda, araban ekranında hararet yükselse, 90-100 olsa, elinizi sürseniz ibreye, eliniz yanar mı? Gösteriyor ama kendisi çizecek değil. Akıl böyle bir alet. Termometre dışarıda 40 gösteriyor. Elinizi sürün, yanmıyor. Yani gösteren aynı cinsten olmak zorunda değildir. Orayı gösteriyor ama o değildir. Kainat Allah'a gösteriyor haşa Tanrı değildir. Ee, Ak Mektubat 63. İşte böyle hadsiz bir hayat ebediyeye ebediye çalışmayı. in aşağıya. İman gibi, kut ya hiç alakasız cümle koyuyor zahirde bak. İşte böyle bir hadsiz bir hayat ebediyeye çalışmayı. Bir alakasız bir cümle. İman gibi kutsi bir nura hizmeti bırakmak, gene üçüncü bir cümle alakasız. İhtiyarlık zamanında lüzumsuz tehlikeli siyaset oyuncaklarına atılmak, üçü bitti. Bunların cemi, gene üç tane, bunların cemi üç tane. Benim gibi alakasız, iki, yalnız, üç, eski günahlarına kefaret aramaya mecbur bir adamda bu, bu üçü de üç şeyle e, hulasalandırılıyor. Bak abiler. Geçeni üç cümle. Bir, iki, üç. Bu üçü, üç şeyle hulasalanmış. Bu üç şey de üç şeyle hulasalanacak. Ve sonuçta bir şey hüküm getirecek. Hüküm. Mahkemenin kararı olacak. Bak şimdi neyim? Üç tane. Abi bana kahve mi yapacaksın? Ha, ver ver. Ha, ver. Ama abi, Ali yok değil mi? Ali olsa kahve yapardı. O üç tane nedir? Ne kadar hilafı akıldır. 2. İki ne kadar hilaf-ı hikmettir? 3. Ne derece bir divanelik divaneliktir? Sonuç nedir? Divaneler de anlayabilir. Ne çıktı? Bak, demek hayati ebediyi çalışmamak, 1. İman gibi kutsi bir nura hizmeti bırakmak neymiş o kay? Hilaf akılmış. Hilaf-ı hikmetmiş. Divanelikmiş. Divane nedir peki? Buradan çıkarttığım hilaf akıl, hilaf-ı hikmet olmak divanelikmiş. Yani akıl dışı, hikmet dışı bulunmanın adı divaneliktir. Divanenin tarifini işte bak. Divane lugatta başka yani akıl dışı, hilaf akıl, hilaf hikmet olmanın adı divanelikmiş. Ben lugatı oradaki lugatı bilmiyorum ne demiş. ikisi Biri olsa Yok, ikisi derecesine göre bir tanesi hemen şey olmaz. 74 mektubat işte şu adamlar gibi eczası ve memurları bulunan bir hükümeti hükümet diyerek merci tanıyıp muracat etmek kâr akıl değil ve bir zillettir. Muhali talep etmek kâr akıl değil ve bir zilletmiş. Fiili yanlış olanlarla meşgul etme aklını. Fiili çıkarım şu. Fiili yanlış. Yanlışını da miskâin bel gibi sürmüş. Onunla aklını meşgul etme. Ee, devam ediyorum. Hikmet ve akıl ile halledilmeyen bir mesele mühimme. Mektubat 86. Bakarsınız bu mevzu nedir diye. Ben cümle aldım. Akıl da bize söylüyor ki her şey aklı değil. Nerede geçiyor? Kalı Mestevi Nuriye'de, Badullah Abide'de. Her şeyin akli olmadığını aklımız da söyler diyor orada. Mesela bu kainatın kurulmasına yani aklımız da her şeyin aklı olmadığını Nasıl söylüyor? Örnek veriyorum şimdi. Ee, bu kainatın kurulmasının bir sebebi muhabbettir. Ki bu da şunat-ı zatiyedendir. Akıl ise sıfat-ı subutiyeden olan ilim ile yaratılmış bir cihazdır. Ta ki şunat zatiyenin arkasına akıl geçemez. Gazali'nin radiyallahu an bilmana diyor ki her şeyi akılla izah etmek Allah'ın rahmetini daraltmış oğullar. Her şeyi akılla izah edilememenin sebebi de bu kainatın kurulmasında akıl kullanılmadığı içindir. Benim aklım. Benim aklım işaret edilirken benim aklım kullanılmadığı için benim aklımla aklımın kününü çözemediğim gibi bu kainatın kurulmuş sebebi, kuruluş sebebi bir sebebi muhabbettir. Muhabbet ise şunat-ı zatiyeden Akıl ise sıfat-ı subutiyeden olan ilmin dışa vuruşu olan bir cihazdır. Sıfat-ı subutiye nerede? şunat zaten nerede? O zaman bu akılla kainatın kuruluşunun keyfiyetini çözemeyeceğini aklımızda söylüyor. Her şey aklı olmadığını aklımızda söylüyor. Her şey akıl değildir. Biz birbirimizi sevmemiz akli değildir. Şefkat akli değildir. Muhabbet akli değildir. Sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar birbirimizden iftihar etmemiz birbirimizi gördüğümüz zaman rahatlamamız, birbirimizi inşa etmemiz aklı değildir. A -a. Akılla kurulmadı bu kainat ki akılla çözesin. Şimdi kadar işlediğimiz akıldan diğer latifelerle olan münasebeti ve kendisinin kendisiyle münasebeti sanki bunun şurada da hariçle olan münasebeti. Mektubat da sistemle evet, alakalı. Yani hariç, hariçle kendisine çıktı biraz da hariçle. Sıfat işte. Evet. Yani hepsini bir araya niye getirdik? Bu toplama niyedir? Hepsini bir göreceğiz. Sıf sözler okusan şeyi aklın muhar sözler okusan akıl ne görürsün? Karşına ne çıkar abi? Yani öyle düşünmedim. Mesela mektubat'tan okusak belki şecere ilikattaki yerini yerin tespit edebiliriz. Yani öyle, öyle düşün... düşün yok yani. yok. Yo, öyle ben külli sözleri bitirdik. Ondan sonra akıl okurken sonra nereye başladı geldi? Sözlerden sonra mektubat geldi. Sonra lemalarda başka bir şey söyleyeceksin. Mesela lemalar kaçta geçiyor? Hı. Sayfayı sana söyleyeyim. Lemalara geçeceğiz. E, lemalar e, 235. 235. sayfadan lemalar 29'da başlayacağız. Lemalarda akılın hangi sıfatları anlatılıyor? Sonra Osmanlılar not alıyor. Aklın enfusi manasındaki lugatları diziyoruz. E, ondan sonra harmanlıyoruz. Muzakir o. Bu akıl enfusi lugatta bu diyoruz. Görüyor musun? Akıl. Akıl on sayfa var mı? Ya. Öz olan. olan. Külliyat acayip bir şey ya. Anlayamıyorum ki. Bak burada okurken 2013'te okumuşuz. Perşembe günü e, buradaydı bak çıktı şimdi kağıt. Tak, takvim. Ne çıkmış biliyor musun? Hizmet takvimi. i̇hsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Her şey olduğu gibi tavsif etmek gerektir. Mektubat. Hazreti Ali'nin küfede şehit edilmesi. 661. Allah Allah. Arkasında ne var? Hazreti Ali radıyallahu anh'dan işte e, hayatı Mekke'de doğdu vesaire. Kalsın bu hatırla. Kalsın. Bu sayfadaydı. Efendim bu Furkan bir şey mi diyeceğim? Evet. O, tamam. De ya niye? Mektubat 104. 15 15 enva külliyeyi mucizatından bir tek nevi olan umuru gaybiyeden 15 belki 100 kısmından bir kısmını işittin. Manevi tevatür derecesinde katı bir kısmını duydun. Şu ihbar gayb kısmının yüzden birisini akıl gözüyle gö gören akılın gözü varmış. Akıl gözüyle, gören. akıl gözüyle gören bir zata dahi azam denilir ki ferasetiyle istikbali keşfediyor. Akıl gözüyle bakmak da var. O akıl gözüyle görmüş. Evet. Şimdi okuyorum. Bakın ne çıkmış. Sonra e çıkarttığımız şeye mektubat 110'da delil getirmişiz Osman. Görüyor musunuz? o sayfanın içinde, izahın içinde, cümle akıcılığı içinde bir kitaptan bir şey metin getiriliyorsa bu tespitin doğruluğuna dair başka bir delil getiriyorum demektir. Şu yani abiler. Şimdi yani çalışma modelini anlatıyorum. Şu metinden metin hiç dokunulmamış kırmızı. Anladık ama hemen metinin içerisinde bir mektubat 110'da bir şey getirmesi. Bu getirilen metin hiç dokunulmamış. Bu tespitin delilidir bu demektir. Sonra yola devam ediliyor. Ne anlamışız şimdi? Akıl gözüyle görüyormuş. Umuru gaybiyi işittin. işittin. Umuru gaybiyi işittin. Aknet. Direkt kalbe bakıyor bu. Yok bak ne çıktı? Çünkü kulak dima değil direkt kalbe bakıyormuş. Onun için münafık bağısında ilk önce vaala e, ee, ve ebsarim ve, yok semihim ve ebsarim hışave semihim ve ebsarim hışave perde ilk önce semih niye kullandı çünkü kulak direkt kalbe atıyor onun için e, müzikler veya seyrettiğimiz şeyler yani sesleri direkt kalbe gidiyor i̇şte resimler ise dimağa gidiyor direkt orada analiz ediliyor sonra seçiliyor ama ses öyle değilmiş direkt gidebiliyor Gidiyor, gidebiliyor diyor, gidiyor. Umuru gaybi işittin. İşitme direkt kalbe bakıyor. Münafık bahsini geçiyor. Yani kulak kalbe inerken Allahu alem zihne uğruyormuş. Ama direkt böyle arkadaşlar işittiğin bir şey kalbin ta merkezine inmiyor. Kalbin bir ayağı neydi? Vicdan, bir ayağı dima. Vicdan, dima, akıl. Ee, vicdan neydi? Kalbin mazarı hissiyat. Dima neydi? Makesi efkar. Ha, kulaktan geliyor. Ses ama direkt kalbin tam merkezine gitmiyor. Vicdana iniyor. Vicdandaki zihne giriyor. Allah oraya hemen o gelen şeyleri hemen sesi kalbin içini sokmuyor yani gene tahrip olmasın diye. Vicdandaki zihne giriyor. Bakın ana zihinde analiz edilecek. Bazıları kontrol edilecek, susturulacak, çökertilecek, değiştirilecek bir şeyler olacak bakalım. Yani bu müjdeha yani kulak kalbe inerken Allahu alem zihne uğruyor. Sonra kalbe geçiyor. Kulaktan gelen direkt kalbe değil vicdana uğruyor. Zihinden de geçerse, kalbe girerse o zaman aklın gözü zihin. Aklın gözü zihindir. Çünkü aklı inşa eden neydi vicdan? Akıl yanlış yaptığı zaman, akıl yanlış yaptığı zaman ha şu bir kere vicdan neydi komple manası? Haşir meydanındaki komple hulasasının bizdeki numunesi. Akıl yanlış karar verdiği zaman ve yol, yolda yürürken onu yapılandırıyor. Hayır yapma. Akla, akla akıl veriyor. Kim? Vicdan. Onun için usta diyor ki vicdansız akıl. Nedir? Vicdansız akıl topal mıdır, kör müdür? Akılsız vicdan kördür. Vicdansız akıl topaldır. Sağırdır yani şey sağırdır diyor. Bak vicdansız akıl sağırdır, ee, Akısız akılsız, akılsız vicdan kördür. Yazdın mı onu? Bu ya. Onu, onu yazmıştık zaten. He yazmıştık. Şimdi o zaman e, abiler, aklın aklı vicdandır. Vicdan ne diyor? Yapma diyor. Yanlış yaptın diyor. Bu akılla aldat, aldattın. Sen akılla bunları bir şey yapıyorsun. Akılla bu adama zulme diyorsun. Kandırıyorsun. Çalıp çırpıyorsun. Zulme diyorsun. Vicdan diyor ki akla yapma. Geri dön. O zaman aklı uyaran, eğiten, yapılandıran, doğruyu gösteren aklın aklıdır. O da nedir? Vicdandır. Vicdan neresidir? Vicdanın aklı neydi? Vicdanın aklı zihindi. Vicdanın vicdanın gözü neydi? Histi. Vicdanın ayağı neydi? İradeydi. Vicdanın vicdanı neydi? Latife-i Rabbaniye'ydi. Dört yapısı ya. Vicdanın dört yapısı var. İrade, vazifesi ibadetullah, ayak. Gir içeriye. Zihin. Neydir? Marifetullah. Yani vicdanın aklı, his nedir? Mabetullah. Ne oluyor vicdanın? Kalbi. Yani dostunu, düşmanını vicdandaki his. His de çalışır. El hubbu filla ve el buzu filla. Allah için sev, Allah için nefret et. Latife-i Rabbani vazifesi neydi? Muşadetullah. Vicdanın vicdanı bu işte. O zaman ses geldi kulaktan ve akıldan. Vicdan alıyor onu. O vicdanın bütünselliğinden olan zihin, zihin vicdandaydı. Vazifesi neydi? Marifetullah. Yani akıl şey yapıyor. Yani aklın tefekkürünü marifetullah yapan vicdandaki zihindir. Bir daha. Aklın tefekkürünü marifetullah yapan akıldaki tefekkürü vicdandaki zihin imbiklerinden sistemlerinden geçerse marifetullah olur. O zaman aklın aklı vicdandaki zihindir. Kulaktan ses geldiği zaman direkt kalbe inmez merhamet ilahi olarak. Çünkü cenab cana bak imanı kalbe akla koymamış. Yoksa çok o, çoğu zaman giderdi. Vicdanı e, nereye koymuş? Şeytanın ve vehimlerin ve sesinin hemen ulaşamayacağı bir yere koymuş. İnsanın insan yapan namusunu insana namus derken cinsellik cinsellik değil. Şahsiyetçilik manasında insanın namusunu Namus yapan en korunaklı yere koymuş organını da. Vücutta en korunaklı yere. Ulaşılmayacak yere koymuş. İşte e, insanın da imanını en korunaklı yere koymuş. Eğer ruhta koysaydı ötelerden bombardıman olurdu. Gaybdan gelen cinlerden şeylerden gelenleri. Cinlerden şeytandan gelenleri. Ruh iman burada kalp burada ortada. Ruh mukabele ediyor. Hariçten alemi şehadetten geleni dima ve vicdan koruyor. Yani dima ve vicdan imanın dışsal kalesi, ruh ise içsel kalesi. İman korunuyor ortada kalp. Kalp ortada. İçsel tampon, ruh, dışsal tampon, diman ve vicdan korunuyor. İman böyle bir korunak, en korunaklı yerde. Ve nazar ilahidir kalbin içerisine. Allah'tan başka kimse bakamaz. Melek dahil. Yoktur öyle. Nazar gel ilahidir. Allah'ın baktığı yere kimse bakamaz. İyi ki öyle yapmış İrfan zihinde geçerse, kalbe girerse o zaman aklın gözü zihin. Yani aklın, akla diyor ki bak onu göremedin. O yanlış. Çünkü ihbar-ı gayb, için izahı yapılıyor. Deliller de getirecek. Çünkü ihbar-ı gayb haberdir, realitedir ve olmuş vücudu haricilerdir. Ki Peygamber Aleyhisselam'ın yaşantılarını ihbar-ı gayb ama olmuş gayb. Gelecek de gayb, Geçmişte gayb ama bu olması muhtemel, bu olmuş gayb. İhbar-ı gayb haberdir, realitedir, olmuş vücut haricilerdir ki bunlar da zihinle zihinde bulunuyor. Zihinde bulunuyor. İhbar olanlar zihinde bulunuyor. Hey sen, realite yani vuku bulmuş olayı olmamış gibi veya daha değişik yorum yapman ne kadar yanlış. Yani hey sen realiteyi nefs olmuş vuku bulmuş olayı olmamış gibi veya değişik yorum yapman ne kadar yanlış. Akıl değil aklın gözü görüyor bunu. Akıl gözü görüyor. Niye olmamış gibi kabul ediyorsun diyor. Akıl böyle muptal hazire. Bak diyor. Olmuş bu. Niye olmamış gibi kabul ediyorsun? Olmuş. Bunların bulunduğu yer Zihin olduğuna göre bunların bulunduğu yer zihin olduğuna göre çünkü zihin neydi? Zihin alemi gaybın e, haritası yani na navigasyonla misal vermiştik. O bunlar bulunduğu yer yani tefekkürle zihinde mekan açıyorsun ya üstüne açıyorsun olayların. Bunların bulunduğu yer zihin olduğuna göre zihin aklın gözü duruyor. Zihin aklın gözüdür ki zihin, zihin işlerse marifetullah sonucunu veriyor. Marifetullah sonuçsa bunu üreten zihin ise zihin neyi kullanıyor? yukarıdaki akıldaki düşünceleri, tefekkürleri. Bak akıl tasavvurdaki düşünceyi, akıl kendi sistemindeki tefekkürleri, dimağdaki ilmi alır, vicdana atar. Vicdan bakar bunu. Memur, memur der ki Osman Suylar idaresine. Sen Kazasöy'e git. Sen tapuya, sen ufusa. O paket geldi. Vicdan diyor ki düşünceler, ilimler, tefekkürler atıldı. Vicdan diyor ki zihin. Zihin birimini atıyor. Zihin bir birimi işliyor. Ondan daha önce kodlanan ve adem, esmaya, külliye bütün isimler, bütün mekanlar orada zihinde. O atılan yukarıdan gelen paketi zihin işleyince dışarıya marifetullah veriliyor. Sonuç. Bu marifetullah sonuç ise bu marifetullah sonuca göre aklın gözü marifetullah'tır. Sonuçtur. O, buna sebep olan aklın gözü zihindir. Şey, aklın aklı zihindir. Sonucu da marifetullah. Buna delil. Mektubat 110. O zat-ı kutsi de öyle keski bir nazar. Bak Peygamber Aleyhisselam. Öyle keskin bir nazar. Geniş bir deha var ki maz ne, ne o keskin bir deha ve nazarın özelliği neymiş abiler? Bak sıfatına bak. 1. Mazi ve mustakbeli. 1. Mazi. 2. Mustakbeli. 3. Umum dünyayı görür bilir. 4. Etraf alem ve şark ve garbi temaşa eder. 1 2 3 4 5. Geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder bir dehası vardır. Ha Geniş deha. Geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeden bir deha. Dehanın özeli neymiş? Geçmiş ve geleceğin üstünü açabilen melekemizmiş. Keskin nazar. Akıl gözü ise, akıl gözü masri, mustakbel umum dünyayı görür biliyorsa, akıl gözüyle bakmış oluyorsun. Başka? Etraf alem ve şark ve garbi temaşa ediyorsan, bu üç, beş tane. Allah ve alem, akıl gözü, Aklın içeriklerinin, aklın kaç tane bulmuştuk bilmiyorum 40'a yakındı. Deha, uşar, zeka, aklın sıfatları. allah Alem, akıl gözü ne demek? Aklın içeriklerinin bütünlüğü ile sonu söylüyorum. Bir daha, aklın gözü ne demek? Aklın içerisindeki sıfatlarının işlevsel hallerinin bütünselliği ile zihin, Veri tabanı ile meç ederek Ortaya konandır. Akıl gözü şuymuş. Aklın içerisindeki 30 küsür tanı sıfat. Zeka, huşya, muvazene, muhakeme, idrak vesaire. Bu aklın içerisindeki sıfatların uyandırabildiğimiz kadar uyanmış halini zihin imbiklerinde de yorumlanarak, anlamlandırılarak hakikatiyle özdeştirilerek ortaya çıkan sonuç Akıl gözüdür. Çok zor oldu ama oldu. Gördüğü de hakikat oluyor. Hakikatın oluyor. o mertebesi ama. Hakikatın nihayetsiz mertebesi vardır. O mertebesi. Hakikat oluyor. Akın gördüğü hakikattır. Akıl gözüyle. Akıl değil. Aklın gözü. Akıl kendisi ayrıdır. Akıl gözü ayrıdır. Anlatabildiğim kadar bu kadar. Evet. Dima ve vicdanın. Vicdanın bütünselliğidir. İkisinin bütünselliği. Mesela Allah Allah. Vicdanın ayağı varmış. Vicdanın gözü var. Vicdanın aklı var. Vicdanın vicdanı var. Vicdanın ayağı. Ya ben ezber söylemiyorum. Vicdan, garip garip bakmayın. Vicdanın e, içe, iç, içeriği ne vardı içselliği? irade vardı. Zihin vardı. His vardı. Latife-i Rabbani vardı. İradenin vazifesi neydi? İbadetullah. İbadet eylemseldir. Ubudiyettir. Vicdanın ayağı iradedir. Gir içeriye zihin. işlevsel sonucu nedir? Marifetullah. E, vicdanın aklı zihindir. Sonuç bu çünkü. Histir. His nedir sonucu? Mabetullah. Vicdanın kalbi histir. Vicdandaki histir. Latife-i Rabbani'nin vazifesi neydi? Muşadetullah. Vicdanın vicdanı da Latife-i Rabbani'yedir. E aklın aklı neydi? Aklın içerisindeki sıfatların deha, hüşyar, muhakeme, muvazene 30 küsür tane sıfatı var. Aklın içerisindeki sıfatların işlevselliği yani aktifliği, eylemsel hallerinin bütünlüğüyle vicdaniyata girerek vicdanın bütünselliğinden vicdandaki zihin imbiklerinden geçip sonucuna aklın aklı diyoruz. Çok zor. Aklın aklı sonuç o balyası marifet olur. Ama aklın aklı budur. Çok zor ama çok şükür. Ama böyle mi? Bilmiyor. Ben böyle anladım. Şu, an. Şu anda. Ara verelim. Sayfa 216'da kalıyoruz. Ondan sonra ondan sonra devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Birinci şeyi sonuçtan sonuçlandırıyoruz. El Fatiha. Azbillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 2 Dima 205 Akıl 43 2. part. Part mı diyorlar? 2. bölüm. 2. bölüm. Öyle kalmış. Hasan abi şey bir yani. Dima deyince böyle en şey daha ne aklınıza geliyor? Ehlas tanım olarak yani dima deyince ben şu aklıma geliyor. Yani dima Hani sordum ben lima nedir dediğimde esas şey ne gelir size? Alemimize gelen şey ne? Tanım olarak. Öne çıkan yani. Evet. Kafada tezahür eder. Kafa zemininde, kafa e, mekanında e, vahiye muhatap olan ve insanı diğer canlılardan, ruhanilerden imtiyazlı kılan ötelerin alt yapı sistemini oluşturan, beşeriyetten insanlığa dönüştüren böyle bir sistem ya. Yani. Ruhun oturduğu yer mi? Ruhun tayin ettiği oturmaz. Ruh e, dimada da tayin eder, vicdana da tayin eder. Dima böyle beşeriyetten bizi çıkarıp ötelerin alemimizde anlamlanmasına veri tabanı oluşturan, muhatabi ilahi olan, muhatabi ilahi olan, ya insanı beşeri insan yapan çalışınca esvel aynı zamanda tersi olan esveli safiline sukut ettiren bir sistem. Batıram da çıkaran da o? Evet. O olmazsa hiçbir şey yok. Zaten din olmuyor. Din de yok. Aklı olmayan dini yok. Nereye hitap edeceksin ki? Buna hitap edilir mi? Ben çok garibe mi gidiyor? Gittikçe gittikçe garibime gidiyorum. Kendimi kendimle yapılandırmayı alışmış değilim hala. Çok garip bir sistem işte. Kendimi kendimle, aklımın aklı, aklımın kalbi, aklımın eli, aklımın gözü, aklımın kulağı. Aklını aklınla yapılandırıyorsun. Çok tuhaf değil mi ya? Kendini kendin fark ediyorsun. Kendini kendine itiyorsun. Kendini kendine seyahat ediyorsun. Kendini kendine müsaade ediyorsun. Kendin kendini seviyorsun. Kendi kendinden nefret ediyorsun. Kendi kendinden nefret ediyorsun. Bir insanın başkasını nefret etmesi o kadar yapmaz ki. Kendini kendin tenkit ediyorsun. Kendin kendini yukarı çıkarıyorsun. Kendini kendine atıyorsun. Kendin kendine barışık oluyorsun. Kendin kendinde seyahat ediyorsun. Kendini kendine seviyorsun. Kendini kendine itiyorsun. Kendini kendinle nefret ettiriyorsun. Kendini kendinle zulm ediyorsun, vehm diyorsun, Moralını bozuyorsun, canını sıkıyorsun, ağlıyorsun. Halit sebep olabilir, olmayabilir. Eskide Allah'a hayret ederdim. Öyle düşünüyorum. Mesela iki defa bir şeye rastladım. Yani öyle hatırlıyorum. En son bir defa şey, yakın olduğu için hatırlıyorum. Paylaşayım sizinle. Namazda oldu. Bir suyla buz düşünür müsünüz? Bu buz da su. Düşünürüz mü abi? Ama su gözükmüyor. Buz var. Tamam abi? Şu mani buzun üzerindeki farklılıklar da var ya. Bu misal gibi veya odundaki dumanlar vesaire. Donmuş odun ya. Böyle bir defa oldu yani. Daha önce de olmuştu. iki defa hayatımda zannediyorum. İkindi namazının farzında oldu. Köyde oldu galiba. Böyle bu su ilişkisi. Buz kalktı. Su, Esma'nın cilve, cemal, naksi sanatının donmuş hali ya buz. Kaçırmayın burayı. Bu kainat Esma'ların cilve, cemal, nakış sanatı. Esma'ların cilve. Cemal nakış sanatı nedir o? Esmaların donmuş hali. Tamam mı? Bir şey anlatacağım. Kaçırmayın bu nimeti. Bu kainat ve ben tanımladığım var zannettim her şey esmanın donmuş hali. Namazda bir baktım o donmuştu, kalktı. Her tarafta onu hissettim. Buz yok. Bu da yok tabi. yani bu da Cilve Cemal Nakı sanat ya. Donmuş ya. Allah Allah. E, e, evet. cesedi kastediyor. Bu bedeni kastediyorum. Bu da donmuş. Bu da donmuş. Aynı yani. Donmalar kalktı. Donduran şey. O kadar acayip hissettim ki. Yani Anlatamam yani. Böyle. Her şey ondan ya. Acep bir şey oldu. Yani buz kalktı işte soğuğu. Esma'nın cil ve cemal sanatı sanatıyla şekil almışlar. bu donmuş hal. Donmamış hale döndü. Ee, namaz kıldım halde Yok böyle. Aynı biraz önceki. Oradan başladı zaten bu. Boşlukta böyle. Yani veya gözünü kapatıp hiçbir şey görmüyorsun, duymuyorsun, işitmiyorsun ya. Mesela bak ezanla ezanı dokunuyor musun? O mu sana dokunuyor? Kalem dedik, defter dedik. Bu ezan dedik. Dokununca defter dedik, kitap dedik. O aslında biz ona dokunmadık ezanı o. O bize dokundu. Ne oldu? Beni varlığımı ifade etti. Bu ezan. Küfür veya müzik çalsa başka tarafım. Demek ki bela, musibet, hastalık, dert, keder, iyilik, güzellik, siyahat, servet. Hepsi dışarıda aynıdır. Fark ona verdiğim tepki, takdir, red ve kabul. Ona iyiyim, ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Yani onu ben ne anlamlandır, anlamlandırdımsa dertler dert olur. Dert derman olur. Böyle bir şey yok zaten. onu bizde yaptığı tesirin anlam bulması. Bizde bazı şeylerin ona karşılık ve karşıtın çıkması oluyor. Esma'nın cil ve cemal nakşi sanatı olan bu mevcudat buz gibidir, donmuş. Yani o kadar büyük, büyük, nimet ki bununla bilinir. Yani bu. Ama o buzun donduğunu kabul et. Şey donmasını kaksa su olsa. ...ustat da bunu geri götürüyor ya. Ceset, enerji, esir. Kendi söylüyoruz on. Maddi hayat, aynı hayat. Onu o buz don, buz kalkıyor, su oluyor. Bir bak acayip, acayip bir şey oluyor. Böyle. Nefes, onu da şahit oldum. Dışarıda olmuyor, içeride oluyor. Almak için Allah lazım, vermek için de Allah lazım olduğunu görüyorsun. Ama dışarıdaysan, içerideysen. Onun için can verirken dışarıya mı verdi, içeriye mi verdi belli oluyor. Verişinde adam nereye gitti bil. Dışarıdaysan, huf, içerideysen, anladın Hayret, gadap, çok garip şey de merak ediyordum. Bazı insanlar yılandan korkar, ondan korkmaz. Ondan Onun bizdeki karşılığı aktif. Yılan kendisi değil. Mesela kelebekten ve karıncadan, kelebekten, örümcekten korkuyorum. Bunlar o gibi gözüken ama onun bizdeki, bütün kainatın haritası değil miyiz? Onun bizdeki karşılığının uyanmasından kaynaklanıyor. O uyandığını, uyandığını aktif eden yılandır. Ondan korktuğunu zannediyorsun. Aslında onun sende daha önce uyandırdığından sende uyuyor. O aktif olmuş. O bunu aktif ediyor. Yoksa sen ondan korkmuyorsun ve kaçıyorsun kendinde. İnsan bazı rüyalarından da korkmasının sebebi bu. Realitede de yok. Niye korkuyorsun? Hala koca bir gün etesil altındasın. Ve peygamber nefs-i lemirde yok. Yani yatağına gelmedik. Orada da değil ama gördün. Gördüm. Evet doğru. İlle her gördüğün nefs-i lemirde olması şart değil. Akıl gözüyle mazideki peygamberin mucizelerini görüyorsun diye okuduk ya. Böyle Bu enfusi tefekkür herhalde ben geldim size, ben geldim size, 506 sözlerden söylüyorum ben geldim size bir de o alemler iade ziyaret eder. Nerede? aynı ruhuna. İşte tefekkür, enfusi tefekkür bir de o alemler der ki ya vefa var ya, vefa ölmedi ya bir de ben gideyim şu doktorun ruhuna ya. i̇ade ziyaret ederler. Hem şartı da var hem sözler de var. Aynı, dedi, mirat. Ha, aynı ha, şey mirat ruhuna iade ziyaret ederdi. Yani ayna olsa çok farklı. Yansır çekip gitti. Mirat oldu seni değiştirdi. Gitmedi. Değiştirdi seni. Orada kaldı. Orada kaldı. Gitmedi. En iyisi ne biliyor musun? Bunların arkasında kahve içmek. Hadi bismillah. Bizim bildiğimiz gibi değil Allah. Şu anda Allah görüyor değil mi? Görüyor. Böyle bir yerden bakıyor zannediyoruz. Burası ne? Buz kabul et tavan, ışık, perde, hava, hava, havada. Ondan sonra yani su, buz, kurt, kurt. Şu telefonlar, şeyler, kağıtlar. Hepsi donmuş, buz. Ne olur bunu buzdan bir çıkarır mısın suya döndür. Ceset, cil ve cemal nakış sanat esmanın. Biraz da latifleştir. Maddi hayat. Madde şeklinde gözüken hayat. Usta söylüyor. Bir arkası aynı hayat. Bir arkası Hayatın zatları ve çevreleri, söylüyor. Eğer bir, bir, bunu tefekkürde yolda giderken yapın, bu buz, bir dondursam şey, donmuş olan şu buzu. biz bu su yapsam ne olur? Bir suya döndürür müsün? Aa, perde dediğim esmaymiş. Esma'nın bir mertebesi esma. De, tabii bu fikir, his olunca başka oluyor demek. Ondan sonra. Artık dışarıdaki ha batıl, doğru yanlış cennet cehennem onlar adetu, adet-i ilahi bunları inşa etmek için bak cennet cehennem oradan geldi ne geldi va alem'e ademe esmey külha insanı e, mesela e, şeyde oldu ne okumuştuk Allah niye tehdit ediyor? terhip ve terhip. 380 sözlerde. Hani onu çözemediler dedi. Furkan gündeme getirdi. Abi televizyonda böyle diyorlar. Allah Allah tehdit eder mi? Sanki karşısında bir rakip var. Ben gösteririm lan sana. Gösteririm. Bak babama da demiyorsa. Yani sanki bir rakibiymiş gibi şeytanı veya insanı tehdit ediyor. Bir de böyle hadi yavrum hadi hadi şey yapalım. teşvik ediyor. Sözlerde. O bir de, kaç dakika tuttu? Evet 15 dakika. Allah niye te şey yapıyor? Ne için biliyor musunuz? Ne için gündeme şimdi bu konuyla tehdit eğitim eğitim sistemiymiş bir yöntemmiş eğitmek insandaki cemali teşvik, insandaki celali tehdit, insandaki kemali e, sevgiyle i̇n, in, uyandırılıyor. Yani e, insanın batındakilerin uyandırılma yöntemiymiş teşvik ve te tehdit. Onu uyandırmak için. Celali tarafımızın celal ile, cemali tarafımızı cemal ile, kemali tarafımızı kemali muamele ile uyanıyor. Çok ilginçtir o ders. 13 dakika bir şey. Mesela terbiye şöyle. Yap yapma değil. Ona dönüşmek. Mesela Rab, rububiyet. Oğlum yapma, yapma, şey yapma, şunu şöyle yapma. O suretidir. Rububiyetin suretidir. Yönetmek. Ona dönüştürmek. Rububiyetin hakikati ise e, Rabbul Alem'in gözüyle bakabilmek. Onun sö kastamını söylüyor. Rububiyetiyle, hikmetiyle, inayetiyle, rahmetiyle bakabilmek. Hadi bismillah. 216 defter. Mektubat? 129. Acaba o Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam evvel ahir tavsiyem, benim şahit oğlum dünyada bulunmanın keyfini çıkarın ve kıymetini bilin. Hiçbir şeye kendinizi ortadan kaldırmasına, moralınızın çöküp varlık sürecinin dışına atılmanıza müsaade etmeyiniz. Varlıktaki, vücuttaki kıymetinizi bilin. Ceset, cisim, cismaniyet mertebelerinin fark edin. Bu cesedin, bu cesedin melek Cebrail'de de olmadığının keyfini çıkarın. Her şeye rağmen hayat yaşamaya değdiğini unutmayın. Burada bulunmanın tadını alın. Burada bulunmak her baba işin olmaz. Allah lazım bu dünyada bulunabilmek. Kafir dahi ciddi bir iş yapıyor. Allah teşekkür et demediği için, kızdığı için ben de kızıyorum ama ciddi bir iş yapıyor. Bizim imanımıza hizmet ediyor. Burada bulunmanın, bu bunu da kullanmanın, şu gömleği kullanmanın, şu bedenin kıymetini bilin. Putlaştırmayın. Ama dünyanın burada bulunmanın, ruhun buradaki işlevinin sahne almasının e, vesilesi budur. Gazali der ki, insan beşeriyetinizin, şey, insanlığınızın kıymetini bilin. Beşeriyetinizin, beşer kastediyor. Beşeriyetinizin kıymetini bilin. Ölünce bir daha beşer olamayacaksınız. Ölünce ne olacak? İnsan olacaksın. Beşer bitti. Şerlerle dolu değil. Hak, batıl, cennet, cehennem. İman küfür ayrıldı. O beşeriyetteydi. Şerlerle dolu. Keyfini çıkarın. Hayatta e, hiçbir şey sizi devri dışı yapmasına, anlamsızlaştırmasına, içsel çöküntüyle hayata niye geldiğine pişman etmesine müsaade etmeyin. Bedeni putlaştırmayın. Bedeni beden, ruhu ruhu. Aklı aklı, vicdanı vicdan olarak kullanın. Her şeyi yerine koyun. Her şeyin yerinde olması lazım. Bu budur, bu da bu. Tadını çıkarın. Hayatta bulunabilmenin, rahatça bir defa nefes alabilmenin tadını çıkarın. Musaade etmeyin. Hayatınızı birilerinin zehir etmesine. Arici demiyorum. İçeride bulunuyorlar. Mektubat 129. Acaba o resul Ekrem aleyhissalatü vesselama ağaçlar misallerde göründüğü gibi onu tanıp risaletini, peygamberliğini değil. Bak risaletini Nebiliğini değil ha. Nebi ile Resul dağlar kadar fark var. Ağaçlar misallerde görüldüğü gibi dediği zaman diyor. Mahkematiye yazan. ne dediğini diyor. Ne konuştuğunu kulağa duyuyor. Onu tanıyıp tanımak, risaletini tasdik edip nebiliğini değil. Ona selam ederek, ziyaret edip emirlerini dinleyerek itaat ettiği. Bak. Ona selam ederek ziyaret etmek Emirlerini dinleyip itaat etmek, dinlemek itaat. Selam etmek, ziyaret etmek. Selamun aleyküm. Ruhuna ruhun ziyaretiymiş. İtaat ettiği halde kendilerine insan diyen bir kısım, insan diyen beşer de nasıl insan deniyor? Bir kısım camit, akılsız mahluklar onu tanımazsa, iman etmese, tanımazsa, iman etmese, Kuru ağaçtan çok etna odun parçası gibi emniyetsiz, kıymetsiz olarak ateşe layık olmaz mı? Güya peygamberi değil mi? Zahirde anlaşılan anlaşılıyor. mucizat ı Fakat bir beşer tanımlaması var. Bir insan ifadesi var. Nebi ile Resul'ün ayrı, ayrıcalığı var. Selam ile yani selam ile e, dinlemek, söylemekle dinlemek. Söylemek selam, dinlemek. Söylemekle dinlemenin farkındalığı sırf söyleyen ziyaret eder, ona gider, dinleyen eyleme döner. Külliyat böyle baktığın zaman biter mi ya? Yani diyor ki aynı şeyi söyleyeceğim. Sen ey Said diyorlar, e, sen İmam Ali veya Hazreti Peygamber kastetmemiş, Şah-ı Geylan'ı kastetmemiş, kastettiğini Risale-i Nur nereden biliyorsun? O zaten kastetmese de olur diyor. Yani şey diyor. Olabilir ama kelam onu gösteriyor. Diyor ya. Kelam onu gösteriyor. Ustad bunu düşünsün düşünmesin. Beni ilgilendirmiyor. O ikinci de. Birinci de birinci de, birinci de. Bunu yazdırtan Allah ilhamen. ilhamen. İlham nedir? Şumuli ilham. Vazifesi nedir? Vahyin vazifesini yapıyor. Ha, kelam onu gösteriyor. Ustad bizim konuştuğumuzu kastetsin etmesin. Kelam onu kastediyor. Biz Said Nursi'nin talebesi değiliz. Bediüzzaman'ın ve Risale-i Nur'un talebesi. Asın imamı Mehdi Azam, Mehdi Ali Resul Bediüzzaman'dır. Mücidid Risale-i Nur'dur. Said Nursi senin ve benim gibi Nur talebesidir. Kastamonu şey Emir Dabir 48. Başka 125 Emir Dabir gene. Ne özü billah Said de aleyhine dönse siz sadakatinizi bozmayacaksınız. Benim diyor kusurlu şeylerim elbisem ona sirayet etmez. Ya başka bir şey ya. Bu dünyada mezar taşıma yazılacak Risale-i Nur'a doyamadan gitti. Baksana böyle. Nasıl doyacağım? Ne diyor ya? Söylemek, işitmek, eylemsel farklıdır. Bakayım merak ettim. Ağaç nasıl e, Risale'tin tasdik etmiş? Oraya girmemişiz herhalde. Burada da akılsızlığın alametlerinden bir tanesi neymiş? Peygamber aleyhisselatü tanımamak bir de iman etmemek. Akılsızmış, zekaya düşüyor. Zeka aklın sıfatıdır. Bir insanın zekası mı önde, aklı mı önde... Peygamberi tanıdıkça, imanı taklitten tahkik oldukça akıllıdır. Taklitse ise zekadır, zekidir. Peygamberi tanımak ne demek? Peygamberi tanıdı ne oldu? Sonuç ne? 25. sözden delil. Aklı istikametini koyar. Dallin yoksa. Peygamberi tanımak, aklı istikamete koyar. Peygamber'e iman etmek ise içsel yapılanmayı yaparmış. Seni sen şey yapıyor. Evet. Tanımak ak akıllı oldur. İman kalbiyle söylediklerinden, söylediği sari ifadelerinde gizli söylemek istedikleri çok fazla. Söylemek istedikleri söylediklerinden çok fazla. La teşbih ve la temsil. Kur'an'ın söylemek istedikleri söylediklerinden nihayetsiz çok. Sari'nin dışında söylemek istedikleri dolu mana mertebesi var. Burada da böyle. Kur'an'ın son, son ama. İcaz-ı maneviyesidir risalet. Evet. Mektubat 199. Girmedim o risalete. Nubuvetle risaletin farkı olacaktı. Şimdi hatırladım. Ama hayrette kalmışım. Ağaçlar tanıyınca, tanıyınca risalet oluyor. <laughs> Tasdik edince ne oluyor. Tanırsa insan. Onurlanmış, az, fark, akıl ile niyaz ile nazenin bir sultan ve fiz fizar ile nazdar bir halife-i zemin olur. İnsan neymiş? Bir daha söylüyorum mektubat. 19. mektupta bu. O nurlanmış. At, at nurlanır mı? Acizliğin vücudu yok ki. Aciz. Acizlik nurlanırsa. Fakirlik nurlanırsa. Akıl nurlanırsa. Aklı nurlanır. Vücudu halicisi var. Fakirliğin ve acizliğin vücudu mu var ki nurlanacak? Ne, Risale nedir? Seyli mümteni. Çok mu yüceltiyorum ya? Seyli mümteni ne demek? Çok kolay ama çok zor. Zahirde anlaşılması kast edilen mana anlaşılıyor. Onun için sehildir, çok olaydır. Bu ne diyor ya deyince mümteni olur. Yani paldır küldür olmuyor. 25. sözde geçiyor kelime. Sehil mümtenidir. Peg iza anladığımız mana. Peygamberlere uyan akıl nurlanır, istikametini bulur. Başka mümkün değil. Aklın istikameti peygamberlere peygamberlere uyarsa. Peygamber'e tabi olmayan akıl da Fatiha'nın sonundaki dalin guruhuna dahil olur. Peygamber, e, peygamber e, trafosu üstünden evine kebandan elektrik almak gibi e, peygamber mahalledeki trafo gibidir. Kebandan 500 bin voltluk ceyranı evine almanın ara formatıdır peygamberlere iman direkt peygamberi kabul etmeyip evini keban barajına bağlarsan evinde ne bir şey olmaz. Haşa 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 güneşi şemsi ezeli olsa güneş ziyaya sıfatı subuti olsa ustad misal zaten veriyor. Kamere de peygamber aleyhissalatü vesselam olsa kamerden de nuru da biz alıyoruz. Nurlanmanın bir manası da yani nurlanmak ne demek? Yani ışık vermek değil. Mesela adam suratı nurlanmış. Sırf yol gösteriyor değil nur. Peygamberlerden ra'alite nefsül emre emri nurani feyizle aktarımla al akılları seviyemize göre aklımıza sirayet eder. Yani peygambere iman etmek kebandan gelen 500 bin voltu evimizdeki aletlere. Mesela bazı aletlerimiz var 12 volt bağladı. Yani yüksek şey bağlarsan duman olur. Mesela Allah'ın hay sıfatı varken muhi esması niye var? İndirgiyor. Hay sıfatı direkt tecelli etse mevcudat vücut bulamaz. Patlar. Vücut kaldırmaz. Kaldırmaz ya yani, patlar. Hay sıfatı tecelli edemez. Olmaz. 500 bin voltu kebanı şehre yaymak gibi. Muhi esma trafosunda, esma trafolarında indirgeniyor. Nereye? Adem'den vücut seviyesini öyle geliyor. Vücutta ancak hay sıfat olmaz. Muhi esması olması lazım. Biz aya bakıyoruz, bir nur görüyoruz. Ama <laughs> o sırada ayın etrafından geçen ziyalar var. Hadi. Ziyayı göremiyoruz onu. Ziyaya muhatap olamıyoruz. Demek ki e, ilim sıfatı var ya subutu sıfattan. Evet, evet. Alim esması üzerinde aklımızın aletine indirgeniyor. Yoksa direkt ilim tecelli etse şöyle düşünün. Elmaya bakarak elde edilen ilim ile elma yok iken hiçlikten yaratılan ilim elde edilen ilimle hiç alakası yok. C keyfiyet bakımından da öyle. Akılların sistemlerinin çalışmalarına yakıt malzeme oluyorlar. He, aklın çalışmasına peygamberlere imanmış yakıtıymış. Mesela insanda celali sıfatlar yok mu? Var. Nasıl aktif edeceğiz? Tehditle. Allah tehdit tehdit için değil bir eğitme yöntemidir eğitim yöntemidir yetiştirme yöntemidir Mesela güneşsiz dünya ateş yok aklın eğitilmesi istikameti için peygamberler iman malzemedir Nereye iman ediyorsak onunla besleniyoruz yapılandırılıyoruz demektir Yoksa onların karı yok ki Peygamber iman etsen ne olur etmesen ne olur ona ne zararı var zararı var Peygamber'e iman etmek ondan emin olmaktır. Emin olmak tanımlanmaktır onunla. Onu tanımak tanımlanmak içindir. Anlamlanmak içindir. Allah karşısına bir adamı koyup da tehdit etmiyor kafiri. Kim işte o serseri ya? Onunla bizdeki bil kuvve celali sıfatlarımızı volkan şeylerimizi aktif ediyor. Mesela deprem. Diyor ki hareketlen diyor. Volkan patlıyor. Yani her şeyi öyle bakın hariçteki olanların aslında dahildekilere karşılık veya karşıtını yapmak içindir. Ya karşılık veya karşıtı. Mesela göz çiçekle karşılıktır. Karanlık gözle karşıttır. Celali cemali. Celalle cemal karşıttır. Bunu fark eden kemal biziz. Fark eden kemaldır. İnsan berzahtır, berza. Ne alemi gayptır, ne alemi şadettir. İkisinin hayt ittisak ettiği bir berzahtır. Bunların en küllileri, kamilleri nebiler ve onların vekilleridir. 121 şualar. İnsani berzahtırlar diyor onlar. Berzahtırlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nedir? 15. şua. Alemi, gaybı alemi şehadete taşıdı diyor. Allah Allah. Öteleri buraya taşıdı. E, onun takipçileri, varisleri, vekilleri insani berzahtırlar. Oraları onların üzerinden gidersin, görürsün, tanımlarsın, alırsın. Onsuz yapamazsın. Onlar berzahtırlar. Kavşaktırlar yolun. Otobandan geri dönemezsiniz. Duman ederler arkadan gelen arabalar. Kavşak olması lazım. Bizi doğru yola iletenler, vesile olanlar o kavşaktırlar. İnsani berzahtırlar. Berza. Orayı buraya, burayı da oraya bizi taşırlar. Mektubat 208. İşte böyle gayet kati ve şuhudi mesailde teşkikatı vehmiye yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhal olmamak kafidir. Bir tanesinin bir sözünü şey Ya sen böyle ders yaparak risanı zorlaştırıyorsun ve insanlara kuvve-i kutsesini yıkıyorsun dedi. Dedim ki Kur'an'da cari olan sistem risanda da caridir. Kur'an'ın rahmetenlil alemin oluşunun sebebi ekseriyeti muhatabı avam olduğu için avama hitap eder. Ama havasa do denden dolayı hitap eder. Risale-i Nur aynı kanun. Düz okununca, derslere gidince anlaşılan, anlaşılması gereken anlaşılıyor. Alınması gereken alınıyor, verilmesi gereken alınıyor. Hiç bunda sorun yok, hiç kimse endişe etmesin. Ama risale ve havas tabakasını yani düşünen insanlara içerisinden Kur'an nasıl ki muhatap avamdır. Ama Kur'an'ı Kur'an'ın gayesi avama cennet değil mi? Cenneti gayet. Biz ben sizin cenneti kazanmanızı istiyorum. Siz ise dünya istiyorsunuz diyor. Ama yani Risale'de geçiyor. Ama halis talebesine e, cenneti gay yaptırmıyor. Burada sen zorlaştırıyorsun. Hayır. Anlaşılması gereken anlaşılıyor. Demiyoruz haşa yüz bin defa haşa. Böyle anlaşacak. Hayır. Bu çok az. Az bir gruha aittir bu. Bu umumi cadde değildir bu yol. Bu yol. Kur'an'da da öyle. Bak yüzde seksen. Kur'an'ın muhatabı ekserisi avamdır. Ama havasa lamla diye 20 sözde. Şunla hitap ediyor diyor. Vavla. Huruf-u mukatta öyledir. Bak soran gitti mesela. Huruf-u mukatta öğretmenlik şey yapıyor ya şimdi. Onu sorduğu için ne yapıyor? Kur'an kendisi avama hedef cennet gösteriyor ama e, tilmizlerine cenneti gay yaptırmıyor. Böyle risalede de anlaşılması gereken böyledir. Umumi Cadde-i Kübra, Muzam-ı böyle gider. Budur. Ama Kur'an'daki gibi tilmizlerine bazı has böyle şey düşünen şeylerine dolayısıyla içerisinde başka bir yol veriyor. İşte böyle gayet kati ve şuhudi meselede teşkikati vehime yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhal olmama kafidir. Ne demek? Kati ve şuhudi meselelerde vehim yapılmamalı. Yalnız aleyhinde delil bulunana kadar katılığını ve şuhutluğunu yitirmez. Aleyhinde delil yoksa normal budur. Yani mesela vehimin, vehim aklidir ya, dima aittir. Vesvese kalbidir. Vehim çok acımasızdır. Vesvesenin çaresi vardır. Nedir? Tahaliye dairdir. Ciddiyete vesiledir. Teyakuzu sebeptir. Tahaliye dairdir. Tahavunu def eder. Beş tane şey var. Ama vehim ise ifratı karşıyı tefriti kendisini tefrit olursa intihar eder. ifratı karşıyı tahrip eder, vurur, kırar vasatı kendi zengin düşünmesine sebep olur. Peki, onu nasıl kontrol edeceğiz beyim? Vesveseyi, git doğruyu öğren. Tahariyet, ciddi ol, teyakkuz ol. Al abdestte mi sırrın konu Adam gibi al ya. Aklın başka olmasın. Böyle al. Seyre, burada seyre. Tamam, tamam. Bir çare bu. Beyim ise, beyimi nasıl kontrol edeceksin? Tefekkürle. Yani, Risale-i Nur salih ifadeleriyle. Okuyarak, dinleyerek, oku okumadan mesela ben kapatayım. Hemen birkaç dakika sonra bu dersten sonra şer işgal edebiliyor. İmam Şafii diyor ki hak ile meşgul etmezseniz kendinizi yani hak ile meşgul olmasan şer seni işgal eder. Eğer hani doktor demiş ya bir şey düşünme. Mümkün mü ya? Ya vücut var ya Adem. Yani düşünmedim demek Adem diyeyim yani. Vallahi bak Allah şahit. Ben bu derslerle uğraştığım halde bırakayım. En fazla 15-20 dakika sonra başlıyor içsel sıkıntılar. Her tarafta kökten beri şey zannediyorlar. Mutluluğun şeyi. Mutlu, huzurlu, o uçuyor bulunu. Yok, en muzdarip, en zavallı benim. Fırtınaya göz geriyorum. En zavallı benim. Peki nasıl çıkıyorum veya nasıl iş yapabiliyorum? Baş ediyorum kendimle. Eğer okursam biraz rahat ediyor. Tatmin olmuyorum. Eğer masaya kalemle çalışırsam Allah şahit. Bir şeyim kalmıyor. Masama geçiyorum. Paylaşıyorum kazanımı. Siz de böyle yapın. O zaman ben sıkıntıyım, vehmim var. Buradaki konuyu geçtiği için söylüyorum. Mutluluk, huzur, keşif tombala değildir. Hiç kimseye rastlantı gelmemiştir. Tesadüfen yoktur. Mutlu olanlar mutluluğu fiilen istemişlerdir. Eylem, eylemsiz mutluluk yoktur, huzur yok. Eyleme ben bu hurandayım diyor. Okumak. Okuman yetmiyor. Üç şey söylüyor ustad. Dinlemek seni bir yere kadar taşır derste. Dinlemek. Okumak başka bir yere taşır. Yazmak. Ama maalesef biz ne yaptık biliyor musun? Ee, okumayı okuyuculara, yazmayı da yazıcılara, tembelliği de bize aldık. Ondan sonra mutlu olmak istiyoruz. Yani. Okumayı okuyucular okusun canım dinleyelim. Aa gelelim. Ta okusun kardeşim ya. Vakıf mı lazım? Dershane mi lazım? Dershanenin hizmette bazı şeyler mi? Kal bana bir şey mi düşüyor? Önemli değil ya birisi yapıyor canım. Ustatta da yapmışlar. Ustatta ruhaniler, cin, 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 cinler, ruhaniler, melekler yardım ediyor. Ustat ne diyor kastamda? Böylelikle hizmet akameti duçar olmuş. Sobamı yakmadınız diyor. Şey yapmadınız tamam mı? E ee, şimdi okumayı kime verdik? Abi adını şey unuttum ya. Okumelik. Abdülmelik. Abdülmelik. Okuyucuları. Okuyuculara verdik. Yazmayı kime verdik abi? Tembelliği kim aldık? Biz aldık. Ondan sonra mutlu olmak istedik. Abdülmelik Melika. Oysa üçünü de yapacağız. Din tembellik mi? Ondan sonra telefon. Sonra abi ben niye sıkılıyorum? Başka. Abi niye evde sıkıntı var? Derslere de gidiyoruz. Hmm. Gidiyorsun, böyle gidiyorsun. Bedava yok bir kardeş. Peygamber de dahil. Ne yapalım? Peygamberin dahi yok. Ey Fatıma, peygamberin kızıyım dahi. Hatırladınız değil mi? Deme. Sihirli bir şey yok arkadaşlar. Gayretli olacağız. Çalışacağız. Yazacağız. Birbirimizi seveceğiz. Bir kardeşlerimizi ucuza ve çabuk satmayacağız. Hiç kimseye müsaade etmeyeceğiz kardeşlerimizi satmaya. Üstünü örtmeye. Ne kusuru olursa olsun. Hizmetkarlığı bize yeter. Beşeriyeti onun olsun. Biz ilgilendik. Ne getirirsen getir beşeriyeti. İrfanın nesini getirsen getir. Ben irfanı satmam. Ucuza ve çabuk. Çünkü ucuz ve çabuk almadım ben bir insana. Onun dostluğunu ucuza ve çabuk. Bir iki saatte görüşmeyle yapmadık. Yemek yedim, seyahat ettim, hizmet ettik, koşturduk, konuştuk. Yaptık, ettik, çizdik. Her şeyimizi paylaştık. Öyle hiç kusura bakmasın Meron diyeceğiz kati ve şuudi me e meselelerde vehim yapılanmalı yapıl yapılmamalı. Kati ve şuudi. Bu böyle mi? Böyle. Allah niye şüpheyi verdi? Doğruluğumuzun sağlaması için. Okuduk ya. Şüphe doğruluğun doğru olduğunu nereden biliyorsun? Şüpheyle biliyorsun. Doğrunun doğru olduğunu nereden biliyorsun? Şüpheyle biliyorsun. Yalnız aleyhinde delil bulunana kadar kat kati yani o kesin olduğuna şuhudlğunu yitirme. İnsan gündelik hayatında da kaçınılmaz vehim ve vesveselere medar olan şeylere böyle bakacak. Yani kati ve şudi meselelerde geldi, Gelirize geldi. Bana diyor ki, öyle gelmiyor da şimdi. Allah yok. Yoksa yok, ne yapalım? Lan açıp lan söylüyorsun. He. İman akılda değil ki, ağızda değil ki, kaptedir. Nasıl ulaşacaksın? En son abdesti olduğunun katiliğini, mesela namaz kıldık. Lan acaba abdesti miydim? Kar, kurcalama. Abdestsiz olsaydın ruhun kılmazdı. Kıldın daha kuru. Abdestini sorgulama. Bırak. En son neyi hatırlıyorsun? Abdestliği. Arada bozmuştun. Seni ilgilendirmez. En son hatırladın. Hatırlasa, hatırlasaydın sen abdest alırdın. Abdest almadığına göre abdestlisin. Abdestli olduğun için namaz kıldın. Daha abdestini sorgulama. En son abdestli olduğunu katiline ortadan kaldıran kesin bir şey şahit misin? Olmamışsa ondan teşkikatı vehmiye yapmak akılsızlıkmış. Akıl zeka inir. İsterseniz burada duralım. Ee, hem uzaktan da gelmişsiniz. Ben memleket demiyorum şuradan buradan. Uzaktan gelmişiz. <laughs> uzaktan gelmişiz. Burada duralım inşallah. Namazı da kılalım. Vahır davahum. Enilhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحة ثم الصلوات